TVNET ekranlarına, Dış Hatlar programına hoş geldiniz. Dünya gündemini hayli meşgul eden gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son günlerde etkinin dozu hayli artmış durumda. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor. 40 binden fazla insan katledildi Gazze'de. Katledilen insanların çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor maalesef. Bunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Elbette bölgedeki ateş sadece Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan'la İsrail arasında da gerilim had safhaya tırmanmış durumda. Birçok başlığımız var. Değerli konuklarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Gidişatı nasıl olacak? Alev çemberi daha ne kadar genişleyecek? Kim dur diyecek bu vahşete ya da olası bir bölgesel savaşa? Hepsini konuşacağız demiştik. Konuklarımı takdim edeyim. Öncelikle İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağlar Özer stüdyomuzda bize eşlik edecek. Çağlar Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Merve Hanım. Ben de hoş buldum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Katılımcılara da hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Gazeteci Ceyhun Bozkurt yine stüdyomuzda bize eşlik edecekler. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Ceyhun Bey. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman da yine stüdyomuzda bize kıymetli yorumlarıyla katkı sağlayacaklar. Tolga Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim size de. Teşekkürler. Ve Ankara stüdyomuzda da gazeteci Ercan Gürses bize yorumlarıyla katkı sağlayacaklar. Ercan Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim size de. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar. Değerli dostum Ceyhun'a ve diğer hocalarıma da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey size de. Tolga Hocam şimdi ilk önce sizinle başlayalım. Biz 7 Ekim'den bu yana aslında İsrail'in Gazze'deki vahşetini konuşurken hep şunu da sorguladık. Bölgesel bir savaşa evrilir mi durum diye. Çünkü İsrail'in saldırganlığını biliyoruz. İsimler değişse de politikanın değişmeyeceğini maalesef biliyoruz. Gelinen noktada aslında Lübnan'la İsrail arasında gerilim tırmanmış durumda. Bunu en net gördüğümüz aslında iki taraftan bahsediyoruz. Şimdi Fuat Şükür Beyrut'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü ve biz o günden bu yana aslında Hizbullah intikam alacak mı? Alırsa hangi yolu kullanacak? Neden bu kadar bekliyor diye sorgular olmuştuk. O intikam tam anlamıyla alındı mı? Çünkü dün gelinen noktada özellikle sabah saatlerinde karşılıklı saldırılar vardı. İsrail'den Lübnan'a, Lübnan'dan İsrail'e birçok füze ateşlenmişti. Peki intikam tamamlandı mı? Şimdi Merve Hanım şuradan başlayalım. Netanyahu aslında yeni değil. Yani 7 Ekim'den sonra da değil. Çok önceden bölgede bir yayılmış bir çatışma ortamı istiyordu. Bunu hatta Amerika Birleşik Devletleri böyle bir çatışmanın kendisine yaramayacağını bildiği için bu çatışmayı engelledi. Ama şunun altını çizelim. Ben engelledi dediğimde yani bölgenin huzura barışa ermesi, insanların ölmemesi için değil. Amerika'nın âli menfaatleri böyle bir çatışmaya uygun olmadığı için engelledi. Akabinde de zaten işte bu süreç 7 Ekim'e geldi. 7 Ekim'den sonra da Netanyahu bir fırsat yakaladı tabiri caizse. Bölgeyi hızlı şekilde ateşe atabilecek. Gazze özelinde başladı bu saldırıları. Gazze'de bile Amerika belli limitler koymaya çalıştı Netanyahu'ya. Çünkü bu saldırılar arttıkça karşısındaki grubun sadece Hamas değil Filistin ve daha da önemlisi bölgede başka aktörlerin de konsolide olma ihtimalinden endişe duydu. Bunu aktardı ama Netanyahu bu rotada devam etti ve saldırılarını artırdı ve en sonunda geldiğimiz noktada bu saldırıların bölgeye yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz. Bunun önemli bir dönüm noktası aslında Netanyahu'nun Amerika ziyareti. Washington'a gidip döndükten sonra bölgede işte bu suikastler başladı. Fuat Şükür'le başladı. Ondan sonra İsmail Haniye. Ki bunlar hem Hizbullah'ın iki numarası, Hamas'ın bir numarası. Tabii. Yani çok önemli isimler. Bunlar suikastle birlikte aslında bundan sonraki süreçte elini güçlendirip kendi istediğini kabul ettirebileceği bir ortam yaratabileceğini umdu. Ve bugün de aslında sözde bir ateşkes barış masası kurularak elinin maksimum seviyede güçlü olduğu bir zamanda taleplerini en yüksek seviyede koyuyor. Zaten bu da barışa gitmeyecek bir süreci tetikledi, işaret etti. Şimdi
Hizbullah üzerinde baktığınızda Nasrallah da benzeri bir yorumda bulundu. Bizim geç tepki vermemiz de cezanın bir parçasıydı dedi. Biz aslında İran için de, Hizbullah için de, daha doğrusu İran için ve İran'ın tüm proksileri için değerlendirebiliriz bunu. O direniş eksenindeki evet. Tüm diğer örgütler üzerinde. Adamı anlamıyorum. Bu süreci uzatarak aslında psikolojik bir harp başlattılar. Yani İsrail her gün, İsrail yönetimi ve toplumu her gün bir saldırı ihtimalinden dolayı tedirgin tutuldu. Biraz ki bu da İsrail toplumunda çok negatif etkileri oldu. Kesinlikle. Onu da konuşacağız hocam. Çünkü o önemli bir noktayı da hem Hizbullah hem de İran tarafından bu psikolojik harbi gerek video yöntemleriyle tabii. Gerek söylemlerle çok net hissettirmişlerdi. Onu konuşacağız hocam. Şimdi ben Çağlar hocamla devam edeyim. Ona ayrı bir vakit ayıracağız. Şimdi bu misillemenin mi diyeyim, saldırı da diyemiyorum ama bir misilleme yaşanmıştı. Bunun neden tarihi 25 Ağustos seçildi? Şimdi Erbay'ın törenleri olduğunu biliyoruz ama bugünü özellikle mi beklediler Çağlar Hocam? Şimdi Fuat Şükür suikastı düzenleneli üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçti. Evet, evet. Yani bu büyük bir süre zarfı çünkü Tolga Hocam'ın da belirttiği gibi Hizbullah'ın 2 numaralı isminden bahsediyoruz. Herhangi bir komutan değil. Tabii tabii şöyle ki hem sevgili hocamız da ifade ettiği gibi günlere bir anlam yüklemeyi ben çok çok hani meseleyi etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendiriyorum. Aslında ne zaman nasıl karşılık verdiği önemli. O açıdan ele almak lazım ama şöyle bir o coğrafyayı da bir yakalamak lazım. Bu soykırım, bu katliam, bu Gazze kasabı dediğimiz Netanyahu'nun 7 Ekim gününden bugüne kadar yapmış olduğu sürece baktığımızda nereye doğru götürdüğü, nereye doğru evrildiğini görüyoruz. Bakınız şöyle bir şey var. Ben birkaç çalışma yaptım gelmeden önce. Kıymetli izleyiciler için de ifade edeyim. Şimdi hepimizin bildiği gibi 7 Ekim'den bugüne kadar Merve Hanım, yani tamamen İsrail ordusunun angaje olduğu bölge 365 kilometrekarelik Gazze bölgesi. Direniş ekseni olarak nitelendirilen Husiler, Hamas, Hizbullah'ın fonksiyonları farklı olarak karşımıza çıktı bu süreçte. Şöyle bir strateji, tutum ve tavır izlediler iki tarafta. İsrail işte hepimizin bildiği gibi siyasi hedefini, askeri hedefini ortaya koymuştu. Onlar da Hamas'ın yok edilmesi, El-Kassam Tugaylar'ın yok edilmesi, bölgenin Filistinsizleştirilmesi, artık bunları hepimiz ezberledik. Tabii. Bir diğeri de efendim bu tabii bu ifade gerek Hamas gerekse destekleyen ABD ve Batı tarafından da sürekli her açıklamanın arkasında muhakkak son cümle olarak ifade edilen rehinelerin kurtarılması olayı. Bu çok hassas kanıydı. Bu istikamette, bu şekilde şekillenmeye, bu biçimde bölge şekillenmeye başladı. Ve çok ciddi bir asimetrik bir çatışma yaşandı orada. Hatta şu anda geldiğimiz süre itibariyle siz de ifade ettiniz. 11 ayı bitirmek üzereyiz ve maalesef 41 bine yaklaşan, evet. Hatta enkaz altındakileri de koyacak olursak maalesef üzülerek ifade ediyoruz. İnsanlık vicdanının kabul edemediği görüntüleri de yaşayarak geliyoruz. Bu bir soykırımdır. Bunun başka bir tanımı falan yoktur. Yok. 41 bine yakın Filistinli'nin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ancak şöyle yığınaklanma ve harekatın safhaları oldu. Oradan ben güneye doğru, kuzeye doğru çıkacağım. Tamamen Gazze'ye yönelindi. İşte Beit Lahya, Beit Hanun, Gazze koridoru, daha sonra Han Yunus, daha sonra Philadelphia koridoruyla şöyle bölge kontrol altına alındı. Başarı değil. Bunun altını çizelim öncelikle. Çünkü ısrarla İsrail ordusu korkak bir şekilde, bunu da altını çizerek söylüyorum, tünellere girmekten kaçtı. Giremedi, istemedi. Tabii ki Gazze'lilerin elinde bir kara unsuru yok, tankı, topu, tüfeği yok. Elindeki mevcut imkanlarla kahramanca direnmeye çalıştı. Hatta bu katliamların başladığında bir Gazze'li bir Filistinli'nin bir cümlesi vardı. Çok etkilemişti beni. Nereye, ne yapacaksınız diye sorulunda gidecek miyiz? Ben insan vatanını terk eder mi demişti. Hatta beraberdik bu programda. Evet. İnsan vatanını terk eder mi demişti. Bu aslında bütün dünyaya mesajdı. Bu şekillenme, bu sahanın şekillenmesi esnasında Hizbullah ve Husiler ise şöyle bir stratejiyle olaya yaklaştılar. İsrail kuvvetlerinin Gazze'ye daha fazla kuvvet ayırmasını önlemek ve odaklanmasını azaltmak amacıyla kuzeyden, yani Lübnan'ın güneyinden ve Yemen'den uzun menzilli işte topçu ve füzelerle, özellikle ağırlıklı olarak füzelerle İsrail'i caydırmaya ve yıpratmaya çalıştılar. Yıpratma yapılıyordu.
Hizbullah'la ilgili hatırlayacak olursak 24 Ekim'de bu olaylar başladıktan sonra Nasrallah'ın açıklamasına kilitlendik, bir cuma günüydü. Sahada olmayacağı ve bu şekilde devam edeceği evet. söylendi. Bu şekilde de devam etti. Şöyle söyleyeyim, bakınız o günden bugüne biz sanki bu çatışmayı, bu şu andaki mukabil hava, mukabil füze atışları dediğimiz olayının inanın şu ana kadar 4500'den fazla sadece Kuzey İsrail ve Güney Lübnan'da yaşanan karşılıklı atışlarla bu şekilde gidildi. 90 bine yakın Lübnanlı'nın yerlerinden olduğu, 60 bine yakın İsrail'in de yerini terk ettiğini gördü. Tabii bu süre içerisinde bunlar tabii nominal değerler, sayısal değerler. Hı hı. Ama esas niyet ve maksada baktığımızda İsrail amacına ulaşabildi mi? Şu anda sadece Gazze'yi kontrol edebildi ama bir askeri anlamda başarı elde etmedi. Evet. Siyasi hedefini de elde edemedi. Hatta bunu hem askeri ve sivil analistler hem İsraillerin kendileri de söylüyor. Emekli bir, ismini hatırlayamadım şu anda, emekli bir asker orada. Kardeşim biz başarısız olduk. 3 seneden önce başarılı olamayız diye artık bunun adı koyuluyor. Ha, burada yapılan ne? Burada yapılan bütün dünyanın gözü önünde kendilerine göre haklı olduğunu iddia ettikleri bir coğrafyada bir katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor. Şimdi bu nereye kadar gidecek, nasıl olacak onu bir açalım isterseniz. Bu tabii tek başına olmadı. Biliyoruz ki Blinken'ın İsrail'i ilk ziyaretinde ben buraya Yahudi olarak geldim diyen, arkasından da bu kesintisiz desteği vereceğim diyen bir ABD ve Batı var karşımızda. Tabii. Her sene İsrail'e 3.8 milyar dolar yardım yapan ABD, bu 7 Ekim'den sonra 14.3 milyar dolarlık yardımı hibe etmiştir ve etmeye de devam ediyor. Ve 200'lü Amerika'yı görüyoruz. Bunu ben altını çizerek söylüyorum. Neden 200'lü? İnanır mısınız? O kadar klişe oldu ki ABD'nin açıklamaları. Bu tarz karşılıklı füze veyahut da bir güvenlik yoğunluklu çatışmalardan evet. sonra Batı'nın kullandığı klişe cümleleri artık ezberledik. Bir, efendim İsrail'in kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz. Yasal savunmasının arkasındayız. Nasıl bir savunma, onu anlamadık. İkincisi, efendim o bölgede yapılan atışlar vesaireler mümkünse sivil insanların can kaybını aza indirsin diyorsunuz. Gazze'dekiler insan değil mi peki? İşte orayı kastediyorum Merve Hanım. Yani bebekleri katlediyorsunuz. Yani bu artık maalesef. İnsan aklıyla alay edilebilir bir noktaya taşınmıştır dünya kamuoyu. Ve uluslararası tarihçiler, askeri tarihçiler, sivil tarihçiler bunu ileride yazacak. Nasıl ki biz bugün Bosna'da yapılan Müslüman katliamını bir soykırım olarak nitelendiriyoruz, Ruanda'dayı da evet. bunu da aynı şekilde yazacak tarih. Şimdi efendim gelinen noktada ne istiyor bu adam? Neye doğru taşımaya istiyor? Netanyahu'nun başlangıçta biliyorsunuz bir bakanlığı kurdu, yani bir savaş kabinesi kurdu. Fakat içerisinde çatlaklar da başladı. Nihayetinde yanılmıyorsam Haziran başında Gantz istifa etti. Dedi ki olartan ortaya koy. Çünkü iç kamuoyunda, İsrail kamuoyunda da artık insanlar, rehineler gelmediği için sıkıntılar başladı. Tabii. O süreci aşıyor, atlıyorum. Onu biliyor seyirciler. Yani bir sözde bir insani ara dedi. Aslında o tamamen yıpranan ordusunu toparlayıp daha sonra güneye doğru yapacağı katliamlara devam etmek için yaptı. Bunların hepsine bir kılıf buldu. Çünkü arkasında Merve Hanım ve bizi izleyen kıymetli TVNET izleyicileri, fütursuzca destek veren bir ABD var. Ve uluslararası örgütler, uluslararası kuruluşların da hiçbir şey yapamadığını değil, yapmadığını gördük. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kocalarım katılır mı bilmiyorum, ABD istese 24 saatte bitireceği konuyu hiçbir şey yapmadı. Ve 4 defa maalesef gelen ateşkesle ilgili gelen teklifler, o karanlığa kalkan el dediğimiz şekilde katliama devam edildi. Ondan sonra çıkıp yani böyle demokrasi, özgürlük bir şeyi taraftarları gibi, işte barışçıl insanlar gibi konuşmaları ben ABD'nin çok iki yüzlü siyasetine bağlıyorum. Ama gelinen noktada şu, tabii bu süreçte şunu da ortaya koymak gerekiyor. Bütün bu süreçte ayrıca incelenebilir. Ancak maalesef bunu tabii söylerken çok dikkat etmek istiyorum cümlelerime. Bölgede bulunan, yani Orta Doğu ülkeleri, yani İslam coğrafyasının ülkeleri, o bölgedeki ülkelerden maalesef çok arzu edilen destek ve tepkileri göremedik. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine bir mazlum millet yanında olabilme evet. refleksini göstermiş. Efendim Dışişleri Bakanlığı olan 7 ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir komite kurulmak, bu bölgedeki olayları takip etmek amaçlı. Hatta ısrarla bir garantör ülke konseptini ortaya koyduk. 402 sene burayı biz sevk ve idare etmişiz. 402 sene bizim hükümranlığımız altında kalmış. Tarihi bir bağımız olan bir yer. En azından o coğrafyada bir garantörlüğün katliamı ve soykırım azaltabileceği noktasındaki garantörlük teklifimiz bile
200'lü Amerika ve yandaşları tarafından şeye getirilmedi hiç, masalara getirilmedi. Ama biz ısrarla ne yapılması noktasında tavrımızı ortaya koyuyoruz. Evet. Bu hal böyleyken bu şekildeki yaklaşımlardan sonra şunu gördük. Yani katliamlar durmadı, durmuyor da. Dikkat edecek olursak Netanyahu'yu çok iyi takip etmeye başladık. İzliyoruz artık, aldığı nefesi takip ediyoruz. O dünya kamuoyunu o şey sanıyor yani, anlamadığımızı sanıyor. İçeride bir tümgeneral istifa etti savaş esnasında. Askerler arasında huzursuzluk var. Hatta ABD bir yere gittiğinde karısıyla birlikte bana darbe yapacaklar falan diyor. Çünkü iç kamuoyunda ciddi ivme kaybediyordu. Bakınız evet. Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Öyle uyanık, öyle şeytani zekaya sahip bir adam ki ABD'ye Temsilciler Meclisi'ne gitti. O meşhur trajikomik konuşmasında tam bir tiyatro. Tam bir tiyatro. Öyle kurguladı ki işte orada işte bir asker gelmiş de haberini almış da 10 kilometre koşmuş da savaşa katılmış da. Ya savaşçının ne olduğunu soracak olursa gelsin Anadolu coğrafyasına baksın. Bizim insanlarımız evinde çoluğuyla çocuğuyla vedalaşmadan vatan savunmasına gözünü kırpmadan gitti. Hala da gidiyor. Peki bir yandan da askerleri içerisindeki intihar vakalarını nasıl açıklayacak? Ona da geleceğim. Hatta intihardan da bravo Merve Hanım. İntiharın ötesinde bir birliğe girdiğinde adamlar isyan ettiler. Ya adamlar evet. El kol hareketleri oldu. Bunlar hatta... Hatta 7 Ekim sonrasında çok yakın bir dönemde yaşandı. Evet bir asker. Hatta çok yakın bir dönemde de bakınız bunlar aslında yapılan değil yaptırılan faaliyetlerdir. Bir de şöyle bir şey daha var. Bir şeyde şeyin ordu sözcüsüyle aralarında bir tartışma oldu. Evet. Bir konudan benim haberim yok dedi Netanyahu. Ya buna ne olmuş benim haberim yok dedi. Sen işine bak dedi, biz gereğini yaparız. Yani normal bir devlet sevk ve idaresinde olmayan şeyleri gördük ama biz tabii İsrail'i şu anda ben 7 Ekim'den itibaren aklı selimi devlet olarak nitelendirmiyorum. Efendim ne yaptı bakınız? Birincisi ısrarla desteğin azaldığını vurgulamaya çalıştı. Peki ABD ne yaptı? Nasıl baktı? ABD'nin bakabileceği çerçeve yeteri kadar geniş değil. Şöyle değil. Çünkü ABD'nin içerisinde sanatta, siyasette, medyada ve ticarette çok etkin olan hepimizin de gayet iyi bildiği bir lobi var. Bunun adını da biliyoruz, Yahudi lobisi. Yaklaşan ABD seçimleri var. Adayların şirin gözükmek noktasında olduğu ve Amerika'yı çok büyük oranda etkileyen bir Yahudi lobisinin şeyleriyle belirlemiş olduğu format doğrultusunda burası şekilleniyor. Bunu da unutmamak lazım. Ki bakınız ABD başlangıçtan itibaren şunu söyledi. Biden olsun, diğerleri olsun. Biz kesintisiz, samimi bütün desteği vereceğiz dedi. Verdi mi? Evet. Doğu Akdeniz Amerikan donanmasıyla kaynıyor. Basra Körfezi, Kızıldeniz Amerikan donanmasıyla kuşatılmış vaziyette. Şimdi çok uzatmayayım ben, özür dilerim ilk turda. Netanyahu ne yapıyor bakınız? Netanyahu şunu yapıyor. Destek azalmasın. Bir, azalmaması için. Çünkü şunu da vurgulayayım atlamadan. Biden bir ara şunu ifade etti. Çünkü artık ABD İsrail'le bu soykırıma daha fazla ortak olmak istemiyor. Çünkü bu uzun vadede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işte yaptırımlarını vurabileceğinden, etkileyeceğinden çekiniyor. Bir de hakikaten artık belli bir noktada Yahudi lobisinin baskılarında olsa da buradan bir an önce ateşkesin bir an önce yapılıp bu konunun bitmesini isteyen bir ABD aklı var. Hatta şunu da ifade ettiler. Gerek ABD Başkanı, gerek Blinken, gerekse Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby dahil. Evet. Gazze'de daha sonra kurulacak olan bir devletin sevk ve idaresini Gazze'nin Filistinlilerin yapması gerektiğini, İsrail'in olmaması gerektiği söylenince ABD ile İsrail arasında, daha doğrusu Netanyahu arasında yöntemsel olarak çatlaklar oluşmaya başladı. İşte birinci korku burada başladı. Hatta Biden şunu söyledi. Dedi ki Netanyahu siyasi geleceği için devam etmesi için bu savaşı sürdürüyor, sürdürmektedir diye şeklinde ifade etti. Evet. Ve biraz destek azalmaya başlamıştı. Özellikle topçu ve zırhlı birlik mühimmatında. Tabii bu desteğin azalması Netanyahu'nun işine geldi. Çok daha detaylar var da madde başlıklarıyla geçiyorum. Uyanık adam şöyle uyanık. Kendinin haklılığını ortaya koyabilmek adına, mağduru oynamak adına Suriye'de İran başkonsolosluğunu vurdu. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi çerçevesinde İran'ı o bölgeye, İran'a gel yaptı. Çekmek istiyor bölgeye. Evet. Bir atışma oldu biliyorsunuz Nisan ayında. Karşılıklı füze atışlarıyla Gazze'deki katliamı unutturmaya çalıştı. Şimdi de şu var. Şu anda da işte gidip geldikten sonra hatırlayacak olursak Golan Tepeleri bölgesinde bir şeyle üstlenmemekle birlikte 23 bin Dürzi vatandaşının yaşadığı yerde, evet, 12 çocuğun halı sahada ölmesi üzerine Hizbullah'a tekrar yüklendi. Şimdi de daha farklı bir şey. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Bu arada İsrail'in
Güney Lübnan'a yönelik olarak ana stratejisini önce belirtmekte fayda var. Hı hı. O ara hedeftir bana göre. Onu da şöyle söyleyeyim. Efendim, o Güney Lübnan'da Litani Nehri ve hemen evet. Golan Tepeleri, bunlar o bölgedeki çok önemli su kaynaklarıdır biliyorsunuz. Bu İsrail'in 50 yıldan beri kafasındaki stratejik plandır. Litani Nehri'ne kadar sınırı, mavi hattı yukarı çekip Hizbullah'ı kuzeye doğru iteleyip Litani Nehri'nin su kaynaklarına ve Golan Tepelerinin su kaynaklarına ulaşabilme hedefi İsrail'de vardır. Ancak evet. Bunu şu anda yapabilme imkan kabiliyeti yok. Efendim buraya, daha doğrusu öyle bir ikinci cepheyi açmıyor. Onu daha sonra konuşuruz. Evet. Ama şu anda Netanyahu ne yapıyor? Şu anda işte özellikle Amerika'dan döndükten sonra ben de sevgili hocama katılıyorum. Kara unsurlarıyla bir yere girmekten öte daha önce de açıklamış olduğu, deklare etmiş olduğu nokta suikastlerle devam ediyor. Bunları biliyoruz evet. Kimlerin evet. olduğunu. Aslında şunu istiyor bence, bölgesel çatışmayı çok genişletebilir mi? Hani bir İran'ı da buna dahil edersem ne elde edebilir mi yakalamaya çalışıyor ama İran'da dikkat edecek olursak bu tuzağa düşmüyor ısrarla ve girmekten. Evet, yani düşmüyor çünkü oradaki o sahadaki, o alandaki bir kıvılcım çok süratle yayılabilme özelliği taşıyor. Şu anda yapmaya çalıştığı karşılıklı füze atışlarıyla ve diğer şeylerle Hizbullah'ı cezalandırma, yıldırma vesaire bu tarz şeylere, faaliyetlere giriyor ama en son cümlemi söyleyeyim, ilk zaman almayayım. Netanyahu çok korkuyor. Bakın açık söylüyorum, çok korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? Eğer ateşkes olursa Netanyahu kalmayacak çünkü. Kaybedecek her şeyini ya da bir seçim olursa. Evet. Bu korku, bu panik ve Biden'ın da dediği doğru, bu koltukta daha fazla kalabilme adına, onun umurunda değil İsrail'in onuru vesaire falan filan değil. Çünkü evet, çok ciddi bir başarısızlık var. Zaten. Efendim Yom Kipur Savaşı'nı hatırlayacak olursak, orada da bir başarı vardı İsrail'de ama İsrail Devleti daha sonra Başbakanını ve Genelkurmay Başkanını görevden aldı ve yargıladı. Böyle de bir kültürleri var. Evet. Netanyahu'nun çok etrafından boşalanlar da var, terk edenler de var. ABD Netanyahu sonrası içinde mesela bölgede Gantz'ı hazırlamaya çalışıyor gördüğümüz olarak. Sonuç olarak şunu ifade edeyim. Bu çatışmalar 4500'den fazla olan bu çatışmaların neticesinde bu genel perspektif çerçevesinde bu soykırıma Netanyahu şu anda sadece kendisinin daha uzun süre siyasi geleceğini sürdürebilmek adına devam ettirdiğini ben değerlendiriyorum. Peki teşekkür ediyorum Çağlar Hocam. Ercan Bey, şimdi tabii ki İsrail ile Lübnan arasındaki o gerilim sıcak olsa da zaman zaman aslında 7 Ekim'den bu yana ara sıra gerildiklerini de biliyoruz iki tarafında. Fakat dün yaşananlar biraz daha şiddetin dozu artmış durumdaydı ya da öyle yansıtılmak istendi. Fakat burada İran'a zaman kazandırmak için de yapılmış bir düşünce olabilir mi? Çünkü İran'ın da bir intikam yemini vardı. Haniye çünkü kendi topraklarında ve başkentinde suikasta uğramıştı. Bu İran içinde biraz itibar suikastına dönüşmüştü aslında. Nasıl böyle bir şey gerçekleşir diye. Şimdi bu biraz da İran'a zaman kazandırmak için miydi? Ayrıca Nasrallah'ın açıklamaları vardı. Nasrallah orada şuna işaret etti. Biz uzun zamandır dedi düşünüyorduk ama tek tek mi yoksa tüm birimlerimizle mi böyle bir karşılık verelim diye ve nihayetinde tek başımıza bir girişim yaptık dedi. Fakat diğer birimlerinde saldırı hakkının, operasyon hakkının baki olduğunu da vurguladı. Şimdi şunu da sormak istiyorum ve sözü size bırakayım o noktada da. Hizbullah İsrail'e karşı tüm birimlerini teyakkuza mı geçirdi? Ve bunun için bir zaman mı var? Belli ki Merve Hanım bunun için bir zaman var. Yani Nasrallah da elindeki kartların hepsini açmıyor anladığımız kadarıyla. Yani o elindeki kartların hepsinin yani geçerli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Bunları açıp açmayacağı ayrı bir tartışma konusu. Ama ben ilk sorunuzdan başlayayım arzu ederseniz. İran mevzu. Yani İran'a bu zaman kazandırdı mı? İran'a bir zaman kazandırdığı doğru. Amaç bu muydu? Amaç bu muydu değil miydi? O zamanla ortaya çıkacak. Çünkü İran diyor ki bizim diyor intikam yeminimiz baki. Yani bunu yapacağız zaten diyor. Yani bu konuda bir hazırlıkları var. Ama
bunu nasıl yapacaklar? Yani dünya kamuoyuna daha önce İran'ın itibarı konusunda gerçekten çok iyi mesajlar vermediler. Yani bunu söylememiz lazım. İran, yani ben kağıttan kaplan diyenlere katılmıyorum. Yani İran'ın özellikle bir danışıkla dövüş yaptığını falan da düşünmüyorum İsrail'e, ama İsrail'le simbiyotik anlamda bir varoluşsal bir karşılıklı ilişkileri söz konusu. Bunun bir danışıklı dövüş olduğu değil tabii ki, bu söylediğim farklı bir şey. Ama burada İran'ın da gücünü çok, yani gücünün farkında olduğunu, bunu maksimize etmek istemediğini düşünüyorum. Bir yandan da Nasrallah'ın o dün çok böyle ağırlıklı, çok böyle geniş kapsamlı yaptığı konuşmada bence yani o da açıkçası gücünün ne olduğunun farkında, Hizbullah da gücünün ne olduğunun farkında. Tabii ki her iki tarafta kendisini böyle farklı göstermek için açıklamalar yapıyor, ama şunu söyleyeyim. İran'da Hizbullah da bu savaşı yaymak istemiyorlar. Bu çok net ortada. Ama İsrail ve Netanyahu'nun ne yapacağı çok önemli. Bence ana fikir buydu. Peki, çok teşekkür ediyorum Ercan Bey. Ceyhun Bey, şimdi tabii ki Nasrallah'ın açıklamalarını biraz dikkatle takip ettik, ama Nasrallah 7 Ekim sonrasında 28. günde çıkıp bir açıklama yapmıştı ve kimseyi tatmin etmeyen bir açıklamaydı aslında bu. Şimdi onun üzerinden zaman geçtikten sonra yine bir açıklama yaptı yakın dönemde ve en son açıklamayı dün gerçekleştirdi. 320 füze kullandık dedi. Balistik füze kullandı denildi, ama dedi biz dedi balistik füzelerimizi ateşlemedik dedi. Katyuşa füzelerimiz vardı dedi. Bazı dronlar kullandık dedi. Açıklamalar bu yöndeydi. Şimdi önceki yaptığı açıklamalarla bu son yaptığı açıklama arasında bariz bir fark var mıydı? Yani Lübnan dediğimiz zaman Hizbullah'ı ayrı bir düşünmekte fayda var aslında. Hizbullah gerçekten İsrail'e karşı bir cephe açılmasını ister mi? Orada yeni bir savaşın başlamasını kaldırabilir mi? Ek bir soru. Bunun analizini yaptığında kar zarar deyim yerindeyse. Kim kaybeder, kim kazanır? Çünkü İsrail'le baş başa kalırsa böyle bir savaşı isteyebilir. Ama İsrail'le baş başa kalır mı? Tabii. Çünkü az önce de konuşuldu. Çok ciddi bir Amerikan gücü yığıldı. Çünkü o Amerikan gücü de doğrudan İsrail'i korumak, Amerika'nın ve İsrail'in kazanımlarını korumak bölgede için geldi. Bakın, yakın zamanda İsrail'in eski müzakerecilerinden bir tanesi Daniel Levy, yanlış hatırlamıyorsam ismi o, BBC'ye bir röportaj verdi. Satır arasında gördüm, çok ilginç geldi bana. Amerika bu ateşkes görüşmelerinde dedi, sürekli dedi böyle iyimser şeyler yayıyor. Zaman kazanıyor dedi. Ne için zaman kazanıyor? Bölgedeki varlığını kuvvetlendirmek için zaman kazanıyor dedi. Sürekli bir iyimser hava yayarak alttan alta ciddi bir kuvvet yığınağı yapıyor. Bakın, Suriye'ye kuvvet yığınağını arttırmaya başladı tekrardan. Evet. Hava savunma sistemleri getirdi geçenlerde. Irak'a, başta Kerkük olmak üzere birçok bölgeye yeniden asker getirmeye başladı. Doğu Akdeniz'e donanma getiriyor. Uçak gemisi ve grubuyla beraber. Ondan sonra F-22'leri getiriyor. Amerika savunma ve saldırı güçlerini getiriyor artık yani bölgeye. Evet. Şimdi bir taraftan barış olsun, aman girmeyin birbirimize, aman Hizbullah'la İsrail savaşmasın, aman İran'la İsrail savaşmasın falan filan, sakin olun falan derken bir taraftan bölgeye bir yığınak yapıyor. Şimdi bu yığınak, meşhur Çehov'un sahnedeki silah varsa sahnede, o silah eninde sonunda patlar metaforundaki gibi, o silahı gösteriyorsa, o silahı piknik için getirmiyor oraya. Oraya bir şey için getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte Hizbullah bunu hesaplıyor muhtemelen. Şimdi ben de değerli dostum Ercan Gürses gibi İran'ın doğrudan İsrail'e bir danışıklı dövüş yaptığını düşünmüyorum. Ama İran şöyle bakıyor olaya. Ta Irak'ın işgal sürecinden beri. Bakın, Irak'ın işgal sürecinde Amerika, İsrail, İngiltere faydalandı, bir de İran faydalandı mesela. İran diyor ki benim çıkarım diyor, bunu gerektiriyorsa hiç Amerika faydalanmış falan bakmam diyor. İsrail faydalanmış bakmam, ben diyor bundan faydalanırım diyor. Yani bu danışıklı dövüş olarak tanımlanamaz, ama nedir? Kendi çıkarı doğrultusunda. Kendi çıkarı doğrultusunda bu bölgede birçok kuralı, işte etik değeri diyelim, çiğneyebiliyor. Harcayabilirim. Bunu Suriye'de de gördük, bunu başka sahalarda da gördük. Ama şimdi İran da artık öyle bir noktaya geldi ki sıkışmış durumda. Hizbullah da öyle. Şimdi
Bakın İran'ın, şunu söyleyelim, İran'ın İsrail'i vurma hakkı var uluslararası hukukta. Çünkü niye? Egemenlik haklarına yönelik bir saldırı olmuş durumda. 1 Nisan'da evet. Ve işte İsmail Haniye'nin şehit edildiği saldırıda. Doğrudan İran'ın egemenlik sahası ihlal edildi ve bir saldırı gerçekleştirildi. Bir devlet tarafından. Evet. Ve Birleşmiş Milletler işte anlaşmasının 51. maddesi, o şartı onu gösteriyor. O İran'a o hakkı veriyor. Şimdi İran vurur mu? İşte bu dengeleri gözetiyor. Çünkü İran vurursa da şöyle bir durum var. İsrail istediği olacak. Öyle de bir durum var. Yani öyle bir şeyin içinde, açmazın içindeler. Şimdi Hizbullah bu hesaplamaları yapıyor. Ben vururum ama diyor İsrail'le baş başa. Ki Hizbullah'la şu an İsrail ordusunun dengesine baktığımızda, hava gücünü çıkartalım. Evet. Ki ondan da korunabilecek şey var. Açık söyleyeyim yani, tabii ki hocam çok daha iyi bilir ama yani bu işlerde tahmin yürütülmez. Bu futbol maçı gibi değildir ama güç dengeleri, psikoloji, ordunun yıpranmışlığı falan filan karşılaştırıldığında Hizbullah İsrail ordusunu ezer, açık söyleyeyim. Yani. İnanmışlık. Çünkü İsrail ordusu zaten yaklaşık 10 aydır dünyadan tecrit edilmiş. Yani dünya kamuoylarından, batılı kamuoyları dahil olmak üzere. Soykırımcı artık, yani düşünün, yıllarca soykırım yapıldı bize karşı diyen bir toplum bugün soykırım yapmakla suçlanıyor. Soykırımcı konumuna düşmüş durumda, bir kere bu psikoloji var. İki, Gazze'de küçücük bir yerde bir avuç inanmış insan İsrail ordusunu rezil etti. Yenemediler. İsrail ordusu yenemedi. Ancak bombalamaktan başka bir şey yapamadı. İsrail'in hava gücüne, zaten İsrail askeri stratejisi ağırlıklı hava gücüne güvenir. Çünkü karadan daimi olarak başarısız olan bir İsrail var. Geçmişte aynen çok öyle örneği vardı. Aynen öyle. Şimdi o yüzden Hizbullah'ın mevcut durumuyla İsrail'in mevcut durumu karşılaştırılığında aslında hakikaten Hizbullah kazanır. Ki o tüneller hava stratejisini de devre dışı bırakıyor. Evet. O ortaya çıkan tüneller. Çünkü İsrail sürekli bombalıyor. Hatta gidip ormanlık alanları bilerek bombalıyor. Niye biliyor musunuz? Tünellerin ucunu görebilir miyiz acaba diye. Tespit edebilir miyiz acaba diye. Çünkü İsrail ezilir. Ama İsrail değil mesele. Amerikan gücü yığıldı. Ve Amerikan gücü niye yığıldı? Bölgedeki dizayn için. Çünkü Amerika'nın planı belli. Amerika'nın planı ta 90'lardan bu yana belli. Sadece belki Netanyahu'ya şundan dolayı kızmışlardır. Ya bir anda ortaya çıktın. Biz ne güzel 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 şey yapıyorduk, böyle alttan alta yürütüyorduk işi. İşte normalleşme, imek falan filan, enerji koridorları, ticaret koridorları, aradan hallediyorduk bu işleri. Eylül ayında biliyorsunuz imeği açıkladılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra Suudi Arabistan, oradan Ürdün, oradan İsrail'den şey falan. Yani biz bu işleri yürütüyorduk, sen niye bozdun bu işi diye belki Netanyahu'ya kızıyorlardır. Yani onun dışında aslında Netanyahu'yla hedefleri çok farklı değil. Yani Biden, Netanyahu'ya o kadar düşman bir adam çıktı, daha direkt gelir gelmez ya ben de Siyonistim dedi, ben de Yahudiyim dedi, İsrailliyim dedi. Yani ki zaten Netanyahu temsilciler meclise, kongrede konuşurken de büyük Siyonist diye ilan etti tekrar Biden. Tabii. Şimdi düşünün, güya biz, yani onlar birbirler arasında münakaşa ediyorlar. Münakaşa ettikleri şu muhtemelen yöntem noktasında, yoksa hedef aynı. Suriye'nin dizayn edilmesi, Irak'ın dizayn edilmesi, Lübnan'ın dizayn edilmesi, aynen Litani Nehri'nin hedeflenmesi, o sınır çekilmesi. Çünkü şöyle bakın, İsrail'in geçmişte yaptıkları aslında gelecekte yapmayı istedikleri hedeflerdir. Evet. Sina'yı hedefliyor. Litani Nehri'nin güneyini hedefliyor kısa vadede. Uzun vadeyi biliyoruz zaten. Bizim Urfa'ya, Antep'e kadar falan uzanıyor yani. Uzun vadedeki hedefleri. Ondan sonra kısa... Tabii yani ya, hedefleri onlara işte kabusa çeviririz. Yani onları, onu da çok iyi biliyorlar yani. Ondan sonra İsrail'in en büyük hatası zaten Türkiye'ye bulaşmak olur. Uzun vadeli düşünceleri o. PKK-PYD boşuna desteklenmiyor. Tabii. Yani Kürt kardeşlerimiz biliyorlar zaten. Amerikalıların, İsraillerin onlara verdiği desteğin öyle işte Kürtleri çok sevdiğinden falan olmadığını çok iyi biliyorlar. Yani PYD terör örgütünün o ağına, PKK'nın ağına düşmüş olanlar haricinde büyük çoğunluk, Türkiye'deki olsun, Suriye'deki olsun, Irak'taki olsun, Kürtler zaten biliyor. Ondan sonra ki zaten içindekilerin çoğu, sizin de aslında işaret ettiğiniz gibi, yabancılardan, devşirme teröristlerden tabii oluşuyor. Onları da getiriyorlar, şey yapıyorlar. Yani şimdi o yüzden kısa vadede İsrail şunu hedefliyor. Amerika'nın gücünü de arkasına aldı. Diyor ki ben diyor Litani Nehri'nin, ki 80'lerde biliyorsunuz bir Lübnan saldırısı var. Litani Nehri'nin güneyini tutmuşlardı bunlar. Onu bir kere tutuyorlar. Sina'yı hedefliyorlar. Şimdi ne diyorlar? Başta ilk başta hemen söylediler.
Gazze'dekiler Sina'ya gitsin. Sina'da DAEŞ-vari örgütlenmeler var. Ve orada bir kaotik durum var. Şimdi orada güvenlik problemleri gelecekte, kısa hatta gelecekte, çok uzun gelecekte değil, çıkartılır. Güvenlik problemleri o gerekçe gösterilir, Sina'ya da müdahale edilir. Mısır kaotik bir duruma sokularak. Yani her şeyi düşünüyorlar, her şeyi planlamışlar ama planı bozan ne? Bir kere bir avuç Filistinlinin direnişi bozdu. Artı Türkiye gibi hakikaten bölgede ve dünyada sözü geçen ülkelerin çok net tavırları bozdu. Üstüne üstlük bir de çıkıp Batı'da vicdanlı insanların, Hristiyan olsun hatta ve hatta Musevi olsun, vicdanlı insanların da seslerini çıkartması ve özellikle sokaklarda işte Müslüman arkadaşlarıyla, komşularıyla beraber tavır koyması, İspanya gibi, İrlanda gibi ülkelerin çok net tavır koyması, bütün planları bunlar bozdu. Zaten bakın Netanyahu'nun konuşması, kongredeki konuşması dünyaya seslenmiyor. Batı'ya sesleniyor. Bakın İran var, yıllardır öcü dediniz. İki şey üzerine durdu. Bak İran geliyor, ben İran'a karşı mücadele ediyorum. İki, ben DAEŞ zihniyetine karşı mücadele ediyorum. Hamas'ın DAEŞ olmadığını herkes biliyor. DAEŞ'in aslında Hamas'a düşman olduğunu herkes biliyor. Yani niye? Çünkü Hamas vatanperver, ondan sonra anti-emperyalist bir mücadele yürütüyor. DAEŞ tam tersine aparat bir örgüt. Kimin kurduğu, kimin yönlendirdiği şüpheli ki Amerika ve İsrail istihbarat olduğunu, Amerika olduğunu direkt Trump söyledi zaten. Biz kurduk dedi. Tabii. Açık beyan etti. Aynen öyle. Ondan sonra bu yüzden yani bakıldığında ilk başa döndüğümüzde Hizbullah işte ve İran bunları da görüyor. Ki muhtemelen Rusya da İran'a çatışma diyor. Seni koruyalım, koruma sistemleri verelim. Çünkü anlaştığı sistemler bir anlamda ona benziyor. İşte hava savunma sistemleri verdiği, elektronik harp sistemleri verdiği, radarlar verdiği. Yani İran'ın olası bir saldırıya uğraması durumunda kendisini savunma sistemleri verdiği. Rusların da çünkü bu işin İsrail'in ve Amerika'nın işine yarayacağını biliyor. Niye Amerika peki yığınak yapıyor? Onu da birazdan anlatayım. Peki o zaman ben şunu da ekleyeyim. Kısa bir cevap rica edeceğim. Çünkü araya gideceğiz ama Ceyhun Bey. Şimdi bir sınırlı yaptığı açıklama vardı Nasrallah'ın. Aslında bu kendini korumak için yaptı. Yani kendini derken Hizbullah'ı korumak için yaptığı bir sınırlı açıklama mıydı? En son yaptığı açıklamada. Ya tabii ki şimdi bir psikolojik bir kere harp yürütülüyor. Yani bu işin bir kere Lübnan tarafının psikolojisini, kendi taraftarlarının psikolojisine göre hareket etmesi var. Karşı tarafın psikolojisini bozmaya yönelik hamleler var. Mesela Ben Gurion havaalanında Nasrallah'ın konuşmasından sonra çok ciddi bir şekilde hareketlilik oldu. Yani ben son görüntülerine bakmıştım işte o konuşmadan sonra yansıdı böyle. İsraillerin karşısında yani yıllarca Siyonistlerin işte tırnak içi söylüyorum kutsal topraklara gelsin dedikleri Yahudiler, Museviler şu an kaçış halinde. Bu da aslında bir psikolojik harbi de gösteriyor. Tabii, tabii ki şey insana şaşırtıcı geliyor. Yani ya bu kadar üst perdeden neden konuşuluyor? Ama şimdi sınırın ötesinde biraz kendimizle eşleştirerek söylüyorum. Burada tabii ki onların eleştirdiğimiz yönlerini falan kenara koyarak söylüyorum. Mesela bizim de ki bunu yapacağımız kesin yani eşleştirme derken denk örnek değil ama biz PYD terör örgütünü ezeceğimizi söylüyoruz. Ve diyoruz ki Barış Pınarı'yla biz virgül koyduk diyoruz. Ve bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Neden? Çünkü geçmişte yaptık. Doğru. Yani Türk Devleti'nin yaptığı, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Ama nedir? Doğru zamanı beklerler. Şimdi baktığımız zaman Hizbullah'ın arkasındaki İran aklı da yani o Pers devlet geleneğinden gelen köklü bir gelenektir yani bakıldığı zaman. Bir devlet geleneği var. İran'ı dediğim gibi eleştiririz. Karşı karşıya olduğumuz noktalar var. Bu eleştirileri de yaptık. Yapmaya da devam edebiliriz. Özellikle Suriye sahasında yaptıklarından dolayı. Ama İran'da bir devlet aklı var. Ve Hizbullah'la çok ciddi bir şekilde istişare içindeler. Hizbullah'ı yönlendiriyorlar. Şimdi o devlet aklını da böyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Üst perdeden konuşuyor. Ama güç dengelerine bakar. Ya şuna da benziyor biraz. Dediğim gibi yani belli şeyleri sürekli diri tutarsınız. Zamana yayarsınız ama diri tutarsınız. Diri tutmanız gerekir. Zamanı gelince işte güç dengeleri bir de askeri harekatlar siz daha iyi bilirsiniz.
askeri harekatlar şeydir yani, ta hava durumuna kadar bakarsınız yani. Ya, tabii. Yani ne zaman savaşacağınızın havasını bile bir kontrol edersiniz. Mevsimsel şartlar. Mevsimsel şartlar, para durumları, senin mesela olası senaryoları yaparsınız. Kaç tane mermi gider, kaç tane mesela simülasyonlar yaparsınız. Evet. Ben buradan vurursam, ki Hizbullah'ın saldırılarını ben biraz test olarak da görüyorum, onu da söyleyeyim. Hı hı. Şöyle test, demir kubbeyi test ediyorlar şu an. Çünkü evet, demir kubbe gibi, işte dediğiniz gibi balistik füzeleri henüz kullanmadılar. Mesela demir kubbenin işte nerede bataryası var, kaç tane atım yapabiliyor, nerede açıkları var. Tabii. Mesela bunların da test edildiğini düşünüyorum. Bu tür atışları ben biraz bir anlamda test olarak da görüyorum. Hı hı. O yüzden yani Nasrallah'ın çıkışı, evet, ya çok sert oluyor. O ilk çıkış mesela şöyleydi. Hakikaten geliyor mu acaba Hizbullah? İşte acayip bir videolar yayınladılar. Böyle yüzükler konuluyor, bilmem şeyler imzalayacak falan filan. Dedik ki herhalde Hizbullah topu tüfeği aldı gidiyor yani. Toplandı gidiyor. Sonra hiçbir şey olmayınca insanlar dedi ki ya Hizbullah da hakikaten attı tuttu ama hiçbir şey yapamadı diye düşündü. Ama dediğim gibi o savaşın psikolojisi, planlamanın evet, psikolojisi. Ama artık bu bölge, onu söyleyeyim, artık bundan evet, sonra 7 Ekim öncesindeki gibi olmayacak. Peki. Özellikle İsrail'in yaşadığı, bakın İsrail'in devleti sorgulanacak. Bırakın Netanyahu yönetimini, İsrail devletinin sorgulanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Kesinlikle. Bunu da söyleyeyim. İnşallah yanında ona destek veren ülkelerin yargılanacağı zamanları da İnşallah. Görürüz. İnşallah. Ceyhun Bey diyelim. Bir ara verelim, ardından dış hatlara devam edeceğiz. Dış hatlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lübnan'la İsrail arasındaki gerilim, daha doğrusu Hizbullah'la İsrail arasında yaşanan gerilimi ve bölgedeki etkilerini konuşuyorduk. Tolga Hocam, sizinle devam edelim şimdi. Gelilot Üssü Hizbullah için neden önemliydi? Çünkü Nasrallah konuşmasında oraya da vurgu yaptı. Bir yandan da aslında Mossad'ın işte binasını hedef aldık denildi vesaire, bunlara da vurgu yapılmıştı. Şimdi yeni hedef aslında Hizbullah'ın, İsrail'in bu üsleri mi olacak? Böyle mi devam edecek? Şimdi biz çokça işte bu gününden kullandığı silahlardan veya attığı füze sayısından vesaire bahsettik ama aslında bu eylemi gerçekleştiriyor, bu saldırıyı gerçekleştiriyor olması başlı başına konuşulması gereken bir şey zaten. Ve özellikle de Mossad üssünü hedef aldılar söylemi İsrail'den geldi. Şimdi hedef aldılar, vuramadılar, engelledik dedi. Ama şimdi Mossad üssünü hedef almış Hizbullah. Şimdi bu önemli bir sıfat oldu. Tabii. Üstüne bir de Hizbullah kendi işte Tel Aviv'e 1 kilometre dedi, yanlış hatırlamıyorsam uzaklıktaki bir üsten bahsetti. Orayı vurduk. 1 kilometre kadar dedi. Şimdi yani bu askeri üssü de vurduk, istesek Tel Aviv'i de vururduk. Bunlar bizim için basit vesaire noktasına evet, getirdi konuyu. Ve bundan sonra şunu da altını çizelim. Bu dünkü saldırılarda hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı dendi. Yani bu Hizbullah için önemli bir söylem. Çünkü biraz devlet gibi hareket etti bu şeyde. Yani bir örgüt gibi değil, kafasına göre değil, sanki uluslararası hukuktan kaynaklı gücünü kullanıyormuşçasına evet, bir misilleme gerçekleştirdi ve burada da sivil yerleşim yerlerini değil, askeri tesisleri hedef aldığını söyledi. Peki virgül koyarak şunu söyleyeyim, Hizbullah ilk defa Lübnan'ın o yönetimi gibi mi hareket etti? Çok güzel, ben de oraya gelmek istiyordum zaten. Şimdi Hizbullah son dönemde biz sürekli Hizbullah üzerinden konuşuyoruz. Özellikle de İran'ın misillemesinin büyük ihtimalle Hizbullah üzerinden olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Çünkü o direniş eksenindeki en önemli, en güçlü unsurlardan biri Hizbullah. Elindeki silah sayısını yani on binler, yüz binlerle ifade ediyoruz evet, ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Artı devamlı olarak arkadan beslenebileceği bir toplumsal yapısı var. Arkadan kastım hem Lübnan'ın içi, hem Suriye ve belki de Irak. Hatta İsrail'in son dönemde Hama Humus gibi İsrail kent, düzeltiyorum, Suriye kentlerine de operasyonlar yapması biraz bu arkayı da kapatma, arka cepheyi de kapatma girişimi olarak değerlendiriyorum ben. Ve Hizbullah aslında bir süredir Lübnan içerisinde de tartışılan bir noktası var. Şimdi
Lübnan özellikle bu liman patlamasından sonra ekonomik olarak neredeyse evet. çökme noktasında, hala belini doğrultamadı. Siyasi olarak baktığınızda şahsına münhasır bir siyasi yapısı var Lübnan'ın, biliyoruz. Şiiler, Sünniler, Maruniler arasında yönetim paylaştırıldı. Ve şu anda tüm bu gruplar daha önceki iç savaş dönemindeki gibi birbirine karşı diş biler hale geldiler. Ekonomik durum kötüleştikçe, siyasi durum belirsizleştikçe toplum içerisinde zaten bir ayrışma oldu. Ve Hizbullah'a karşı da içeride bazı negatif yorumlar, negatif etkiler oluşmaya başladı. Hizbullah da bundan pozitif yönde faydalandı. Evet. Ve bölgede zaten şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimin gerçekleştirilemiyor Lübnan'da. Hizbullah'ın onay verdiği bir isim olmadığı için. Yani şimdi bu kadar etkili Lübnan içerisinde. Doğal olarak biraz da Hizbullah Lübnan gibi hareket ediyor. Yani ben ne yapıyorsam Lübnan yapıyor sayın gibi bir imaj da çizdi ortaya. O yüzden eylemlerini gerçekleştirirken biraz da bu devlet gibi hareket etti noktasında belki bunu düşünebiliriz. Yani bir örgüt gibi değil de sanki Lübnan'ın ordusuymuş gibi hareket etmesinin arkasında belki de böyle bir şey vardı. Şimdi şunu da ortaya koyalım. Buyurun. Lübnan çok önemli bir hedef İsrail için. Yemen değil, Suriye değil, neden Lübnan, neden Hizbullah? Çünkü İsrail biliyor ki Lübnan Hizbullah'ı aşarsa bu saldırılar, hatta belki de sadece Hizbullah'la karşı karşıya gelmesinde dahi Lübnan siyasetinin çökeceği aşikar. Yani bu artık konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hizbullah İsrail çatışmasını ortaya koyduğumuz anda Beyrut'un olabildiğince artık yok olduğunu göreceğiz. Ve burası bir kara delik haline gelecek. Yani bölgeye istikrarsızlık ithal eden ve ihraç eden bir alan haline gelecek. Ve o yüzden de buranın karışması hızlıca İsrail'in istediği, Amerika'nın destek vereceği bir bölgesel istikrarsızlığa, bölgesel çatışma noktasına getirir. Evet. Şunu da görüyorum ben. Hizbullah'a karşı operasyonu yapıyor İsrail. Ama aynı anda içeride de şu söylem gelişiyor. İsrail Hizbullah yüzünden Lübnan'ı vuruyor. Şimdi bu söylemi içeride evet bunu düşünen gruplar illaki olabilir. Ama bu düşüncenin bölgeyi paramparça edecek kadar güçlenmesinde acaba İsrail'in etkisi ne kadar var? Yani İsrail biliyorsunuz sadece tankla topla saldırmıyor. Mossad gibi gücünün eskisi kadar olmadığını defaatle son dönemde gördük. Ama hala bölgede özellikle iç karışıklık çıkarma noktasında elinin mahir olduğunu da biliyoruz. O yüzden Lübnan'da daha fazla Mossad ajanını aramak lazım. Orada bu Mossad ajanlarının hareketlerini de takip etmek lazım. Çünkü bu sadece Litani'nin güneyini bombalayarak ulaşabileceği bir hedef değil İsrail değil, için. Değil, kesinlikle. Teşekkür ediyorum Tolga Hocam. Evet. İlerleyen dakikalarda yine detaylı yorumlar rica edeceğim sizden de. Ercan Bey, şimdi tabii ki biz şükür misillemesinden bahsediyoruz ama bir yanda da İran'da şehit edilen İsmail Haniye vardı, Hamas'ın lideri. Şimdi Hizbullah bu misillemenin intikamının bir kısmını gerçekleştirdi. Peki İran Haniye'nin intikamını alacak mı? Aslında Haniye'nin intikamını alacak mıdan kastım kendi itibarında toparlamak için bir adım atacak mı? Atması gerekiyor mu? Atarsa bunun şiddeti ne olacak? Çünkü Nisan ayında İran'ın İsrail'e ilk defa olduğunu da vurgulayalım. İran topraklarından İsrail'e füze saldırıları gerçekleşmişti. Dronlarla saldırı yapılmıştı. Fakat bu kamuoyunda da biraz dalga konusu da alay konusu da olmuştu. Yani daha şiddetli bir eylem beklemişlerdi. Şimdi ne olur?
Mervan, dediğiniz gibi yani çok böyle tiye alınan da bir eylem olmuştu açıkçası söylemek gerekirse. Böyle saatlerce süren böyle ışıklı bir drone saldırısı yapmıştı. Ama tabii ki bir Müslüman ülkenin topraklarından İsrail topraklarına yapılan bir saldırıydı. Sonuçta böylesi bir tarihe geçmişti ama herhangi bir zarar da vermemişti. Yani bildiğimiz anlamda bir zarar da söz konusu olmamıştı. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Ben bundan sonra İran'ın yeniden bu işi kaşıyacağını düşünmüyorum. Zaten İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada açıkçası bunu ortaya koyar nitelikte bir açıklama. Yani savaşı yaymak gibi bir böyle bir korkumuz yok ama yani bunu tırmandırmak gibi böyle bir gayretimiz de yok mealinde bir açıklama da yaptı. Yani bunu söyledi. Tabii ki hakkımız saklı diyor. Böyle bir saldırı intikam haklarının saklı olduğunu dile getiriyor. Ama gerçekten İran'ın itibarı konusunda ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani İran daha önce 7 Ekim'den önceki imaj, İran imajı çok farklıydı. Şimdiki İran imajı çok farklı. Hem Haniye olayı var. Hem daha önce biliyorsunuz Suriye'deki Büyükelçilik binasının bombalanması. Yani orada yapılan saldırının ardından İran komutanlarını kaybetti. Ve o komutanlarını kaybetmesinin ardından buna anlamlı bir karşılık veremediği yönünde dünyada da yaygın bir kanı var. İran bunu tırmandırmak istemiyor ama biraz önce Ceyhun'un da söylediği gibi İran'da Hizbullah'ta şunu göz önünde bulunduruyorlar. Yani karşılarında sadece İsrail yok. Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri oraya 32 savaş gemisini ve 4 uçak gemisini gönderdiyse, donanmasının 3'te 1'ini gönderdiyse bu sadece ve sadece Gazze için değil. Yani aynı zamanda bölge ülkelerine de gözdağı vermek için. Bu nedenle ben yakın zamanda İran'ın bir karşılık verebileceğini düşünmüyorum. Peki, teşekkür ederim Ercan Bey. Ceyhun Bey, şimdi Orta Doğu'nun tamamını düşündüğümüz zaman kontrollü bir gerilim mi söz konusu? Bir de tabii ki Hizbullah saldırı stratejilerini neye göre güncelliyor? Çünkü yine Nasrallah'ın o açıklamasına atıf yapmak istiyorum bu noktada. Dedi ki tek tek mi yoksa topyekün mü saldıralım diye biz bekledik dedi. Ve nihayetinde de böyle bir saldırı planı gerçekleştirdik. Ama geri planda da diğer haklarımız saklı dedi. Zamanı gelince bunun karşılığını verecekler, iade edecekler dedi. Şimdi bu stratejiler neye göre belirlendi? Şimdi bir amaç dediniz, bir hedef var. İki tarafında amaçları ve hedefleri var. Bunlar tutacak mı? Bir kayıptan ve kazançtan da bahsetmiştiniz. Topyekün bir şey başlarsa kim kaybeder, kim kazanır? Veya bunun bir kazananı olabilir mi? Ya bir kere topyekün bir şeyin başlaması demek, Türkiye'nin ta en başından beri söylediği işin kontrol ifadesini oturt, yani şey olarak söylüyorum. Tam anlaşılsın diye. Kontrolden çıkıp dünya savaşına dönüşme şeyine çok elverişli bir zemin var. Çünkü az önce söyledik, şimdi Amerika bölgeye geliyorsa bir amaç için geliyor. Amaçları sıralayayım. Bir, Lübnan'a asker çıkartmak istiyor. Amerika 1980'lerde hatırlayın oradaki üssüne saldırıdan sonra Lübnan'dan tamamen çekildi. Ve o saldırının sorumlusu olarak görülen kişi Fuat Şükürlü. Yani başına ödül bile koymuştu Amerika Birleşik Devletleri. O çerçevede Lübnan'a yeniden çıkmak istiyor. Çünkü niye? Doğu Akdeniz jeopolitiğini bir kere tutmak istiyor. Evet. Onun üzerinden Suriye'deki teröristanı garantiye almaya çalışıyor. Onun üzerinden yani yine bağlantılı olarak Irak'ta kendi kontrolü dışında gelişmeleri engellemek istiyor. Enerji koridoru, ticaret koridorları, ki bu bizi de ilgilendiriyor. Ondan sonra PKK terörü boyutuyla, kalkınma yolu projesi boyutuyla bizi de ilgilendiriyor. Suriye de bizi ilgilendiriyor. Aslında bölgedeki her şey bizi ilgilendiriyor. Yani bugün boşuna şey söylemiyoruz. Yani bulunduğumuz konum itibariyle hakikaten yani tabii, kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, yani batımız. Şimdi haritaya baktığımızda bir kere dünyada en kritik denizlerin kıyısı bulunan, denizlere kıyısı bulunan ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. Çok önemli deniz yollarının açıldığı yer yine bizim kıyımız olan Doğu Akdeniz. Mesela Süveyş Kanalı işte geliyor. Doğu Akdeniz'e geliyor. Bizim kıyımız. Rusya dünyaya Karadeniz'den açılıyor. Bizim kıyımız. Karadeniz'den açılırken Ege'den geçiyor. Yine Ege kıyımız var. Yani konum itibariyle işte tarihi İpek yolunu hatırlayın. Doğudan batıya gitmek istiyorsanız, ticaret yolu açmak istiyorsanız bizim coğrafyayı kullanmak zorundasınız. Üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bizim coğrafyamız çok daha fazla önem kazandı. Ticaret yolları açısından, enerji koridorları açısından. Yani o açıdan Türkiye her türlü etkilenecek bu, eğer
savaş bölgeye yayılırsa, Amerika bölgeye hedefleri doğrultusunda asker çıkartırsa, İsrail de bir taraftan koruyacak, onu da söyleyelim. Diğer ülkeleri de baskılamaya çalışıyorlar. Bir not paylaşayım. Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki işte normalleşme görüşmelerine de çok ciddi baskı yapıyor şu an. Çünkü bir taraftan da orayı garanti altına almaya çalışıyor. İsrailliler o konuda biraz umutlular ama şey döneminde umutlular. Yani seçime kadar değil de Amerika'daki seçime, o arada Biden'ın iyice topal ördek olacağı dönem sürecinde bir normalleşme olabilir şeklinde İsraillerin bir umudu var. 7 Ekim sürecine yaklaşırken aslında neredeyse son aşamalarına gelinmişti. Evet. Ve benim gördüğüm şöyle bir şey de var. Amerikalıların işte bu hedefleri doğrultusunda Amerikalılar anladığım kadarıyla, Tolga Hocam'ın az önce konuşmasının başında aktardığı o Netanyahu'nun ziyaretinde önemli not. Döndükten sonra neden böyle bir, yani başka bir evreye geçtiler çünkü. Yani Gazze saldırıları devam etti. Artı bir de suikastler boyutu. Benim gördüğüm, Netanyahu orada tabii ki sadece kongreyle görüşmedi. Amerika'nın işte o derin devleti diyebileceğimiz Pentagon'daki, CIA'deki, her neredeyse işte CENTCOM'daki unsurlarla da görüştü. Ve muhtemelen şöyle bir şey söylediler ona. Dediler ki biz işte Ocak ayında yeni yönetim belirlenene, yeni başkan belirlenene kadar ne yapıyorsan yap. Ortalığı karıştırıyor musun, ne yapıyorsan yap. Ondan sonra biz tamamen şey yaparız. Bu dönemde sana olası bir saldırı olursa da sana her türlü desteği veririz. O dönemde yeni başkan belirlenir, Amerikan yönetimi tekrar rayına oturur. Ondan sonrasını hallederiz dediler muhtemelen. Buraya bir ekleme yapayım mı? Tabii hocam. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Amerika'da demokratları tabiri caizse kandırdığını görüyoruz biz aslında Netanyahu'nun. Şimdi evet, görüşmeleri cumhuriyetçilerle, demokratlarla görüştü. Ayrıca Ceyhun Bey'in söylediği gibi başka yerlerle de görüştü. Çok önemli bir ziyaretti Netanyahu için. Döner dönmez tavrının değişikliğinden anladık zaten bunu. Ama demokratları şöyle kandırdı. Ben döner dönmez masaya oturacağım dedi. Biz de bunu şuradan anlıyoruz. Netanyahu Tel Aviv'e dönerken Amerika'daki Demokrat Parti'ye yakın düşünce kuruluşları Netanyahu'nun ne kadar barış yanlısı olduğuna dair raporlar yayınlamaya başladı. Ve haber notları geçildi. İşte masaya oturmak üzere, barış görüşmelerine başlatmak üzere zaten o fikirle geldi vesaire diye haberler yapıldı suikastlere kadar. Suikastler gerçekleşti. Ondan sonra bu raporlar, bu haberlerin önü bir anda kesildi. Kesildi. Yani o yüzden bölge, yani Amerika ile ilişkileri Netanyahu biraz durumu kendi lehine çok güzel kullanıyor şu anda. Ya siyasetçilerden çok ağırlıklı anladığım kadarıyla o Pentagon'daki, CENTCOM'daki yapılarla iş yürütüyorlar. İş yürütüyorlar. Doğru. Yani, doğru. Ki siyasetçiler mesela Brett McGurk, Suriye'nin işte o önde gelen, kaos çıkaran adamıdır ve tabii, senin müzakerelerde ne işin var diye sorguluyor insan yani. Hani şimdi sana mı kaldı diyesin geliyor ama işte onlar nasıl düşünüyorlar? Zaman zaman resmi açıklamalarda, ABD'nin resmi açıklamalarında o mesela bazı kurumlara söz geçiremediğini söyler Amerikalılar. Onlardan biri de McGurk'tür. Trump zaten gelir gelmez onu görevden almıştır. Tabii. Olursak, evet. Şimdi Trump eğer kazanabilme ihtimali, konumuzun dışına çıkacağım çok bir cümleyle. McGurk deyince çağrışım yaptı üstad. Trump'ın kazanma ihtimaline karşı Suriye ve Kuzey Irak bölgesini hızlı bir şekilde şekillendirme yönünde çok ciddi çalışmalar içerisinde. İşte orada, o az önce Amerika asker yiyor. Kürdistan'ı garanti almaya çalışacak. Dediğim nokta bu. Evet. Oraya değineceğiz herhalde daha sonra. Ondan sonra. Yani McGurk bu arada sadece Suriye değil. Irak'taki o Irak, tabii. Gevşek Federasyon Bafel Anayasası'nın Orta Doğu'nun neredeyse de, tabii, her yerine eli şimdi değmiştiniz. Şimdi de üstüne Kuzey Afrika görevi de verdiler biliyorsunuz. Evet, evet. Sadece Orta Doğu görevlisi değil. Doğru. Orta Doğu ve Kuzey Afrika görevlisi. Ve dikkat edin, son dönemde Libya'da da bir hareketlilik var. Garip bir şekilde. Başka yerlerde de hareketlilikler var. Tabii Rusya boyutu falan da var orada. Ondan sonra yani özeti baktığımız zaman bölgede bir dizayn yapılmak isteniyor. Bu dizayndan Amerika vazgeçmedi. Sadece bu 7 Ekim'den sonraki süreç acaba bunu engeller mi endişesi taşıyor? Ha, buna karşı hamleler yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yani ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye ile normalleşme meselesi bununla bağlantılı. Türkiye'nin daha yakın zamanda aylar sonra Rusya ile tekrardan ortak devreye başlaması bununla bağlantılı. Evet. Ondan sonra Irak'ta, Bağdat'la
Ankara'nın o son derece aslında stratejik, yani bundan 50 sene sonra tarih yazılırken bu Bağdat-Ankara anlaşmaları tarihe geçecek, tarih derslerinde anlatılacak şeyler bununla bağlantılı. Kesinlikle. Türkiye aslında müttefiklerinin hangi planları yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Yani dönem dönem Türkiye'de de tartışmalar konusu oluyor ya. Türk devleti zaten gerekeni yapıyor. Türkiye'de bunlarla bağlantılar. Yani şimdi tekrar Hizbullah boyutuna hep, çünkü bakın Hizbullah'tan başlıyoruz. Ama o kadar ciddi Suriye'den bahsediyoruz, ilişkiler. Irak'tan bahsediyoruz, Arabistan'dan bahsediyoruz. Evet. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Şimdi İran'la boyut da, şimdi hani bu çatışmanın İran'a yansıması, İran devreye girer mi girmez mi diye. Şimdi Batı'da yapılan analizlerden bir tanesi şu. Dünyada 3 tane yerde ciddi çatışma çıkarsa, 3 tane hamle olursa bu dünya savaşına kadar gidebilir. Hatta en son Churchill'in torunu yazdı. Ondan sonra şey yazdı. Dedi ki 3 tane seçenek dünya savaşı çıkartır dedi. Ya olay. Bir, Ruslar Polonya'ya saldırırsa. Batı Avrupa'ya giden yol. 2, Çin Tayvan'a saldırırsa. 3, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa. Yani şimdi bu çatışma İran boyutuyla da Hürmüz boyutuyla da bağlantılı. Çünkü Hürmüz de son derece stratejik, evet, önemli bir deniz yolu. Ondan sonra yani şimdi bakıldığında bütün denklemler orada birbirine değiyor. Hizbullah'ınki de işte o yüzden 50 bin tane hesap yapıyor. Düşünün yani Amerika'nın tekrar asker çıkartmaya çalıştığı, çıkartmak istediği bir ülkede siz bulunuyorsunuz. Evet. Hocam da söyledi, çok güzel bir tanım yaptı. Artık deyim yerindeyse devlet aklı gibi düşünmek zorundasınız. Öyle ben bir vekil grubum, şey yapacağım, İstediğimi yaparım, istediğimi yaparım falan. Ama şunu da söyleyelim. İran'ın biz vekil unsurlarını konuşuyoruz. Amerika'nın vekil unsurlarını konuşmuyoruz. Amerika'nın da bölgede vekil unsurları var. Kara gücüm dediği terör örgütleri var. Evet, evet. Yani DAEŞ'i de az önce konuştuk. DAEŞ de arada bir kafa çıkartıyor, kaldırıyor, yapıyoruz. Bir eylem yapıyor, bir saldırı yapıyor. Yani bunlara karşı da çok dikkatli olmak gerekir. Son bilgiyi paylaşayım. Mesela yine bağlantılı. El Hol'da biliyorsunuz, PYD terör örgütünün işgali, evet, altındaki bir bölgede. DAEŞ'liler, o militanlar aileleriyle birlikte tutuluyor. Doğru. Son dönemde orada bir hareketlilik var biliyorsunuz. Bazılarını bırakmaya başladılar. En son mesela Amerikalılar Irak'a baskı yapıyormuş. 8 bin tanesini orada ailesiyle beraber, 8 bin toplam yani kişiyi, içlerinde DAEŞ militanları da var, tekrardan Anbar vilayetine gönderelim diye. Irak'a baskı yapıyormuş. Iraklılar da direniyormuş. Ya bu Iraklı ülkede kaosa neden olur diye. Ya düşünün, karıştırmaya çalışıyor tekrardan, evet, ortalığı, evet, bir taraftan. Çünkü kaos burada Amerika'nın beslendiği şey. Suriye'de ve Irak'ta. Ama İsrail'de o bölgede istemiyor. İsrail'in içinde kaos istemiyor. İsrail o yüzden korumak istiyor. Dışında ve çevresinde olsun kaos. Tabii. Amerika'nın en sevdiği... Düşünün, Suriye'de sorun çözüldüğü anda aslında mesela siyasi çözüm oldu. Üstüne üstlük Şam'la Ankara görüştü. Bunu en çok istemeyecek olan güç Amerika Birleşik Devletleri. Niye? Herkes dönecek diyecek, kardeşim senin burada ne işin var? Sen buradaki tek gayrimeşru güçsün. Hadi bakalım. Toplan. Yani orada 100 bin, hani dönem dönem haberler çıkıyor. 100 bin tane PYD'li var ya. Ordu kurmak turşu kurmaya benzemez yani. Yani şimdi ordu geleneği binlerce yıllık şeyden oluşuyor. Şimdi Türk ordusu, ya size şunu söyleyeyim, dediğim gibi yine hocam daha iyi bilir diyeceğim ama karşılaştırma yapayım. Türk ordusu orada Amerika çekildiği anda, size bir şey diyeyim, 3 gün. 3 gün ya. Evet. Zaten %80'i 90'ı kaçar. Dağılır. Geriye kalan o militanları halletmek de Türk ordusu için 3 gün. Yani. Doğru. Haklısınız Ceyhun Bey. Verdiğiniz örnek de çok güzeldi. Gerçekten öyle ordu kurmak kolay değil. Hele zaten bir inanmışlık ya yoksa. Ya 100 bin tane işte PYD'ye ordu kurulur. Ya birileri de bunu sosyal medyada paylaşıyor. İnsan gülüyor. Tamam, silah verildi, biz bunları haber yapıyoruz. Yapılması da gerekiyor tabii ki. Yani Amerika'nın niyetini göstermek açısından. Eğitiyorlar, şey yapıyorlar, hava savunma sistemleri getiriyorlar falan filan. Orada Amerika'nın gücünü kırdığınız anda o 100 bin kişi çil yavrusu gibi dağılır. Çok yani net. Şunu görelim, Ceyhun Bey söylemişken ekleme yapayım. Bölgede terör örgütü olarak destekledikleri unsurların devletleşmesine de zaten izin vermiyor Amerika. Yani o işte anayasa kurma çalışmaları vesaire, bunları da desteklemiyor. Çünkü terör örgütü olarak yönetilmesi daha kolay. Oradan oraya aparat olarak kullanacak zaten. Evet. O yüzden o tarafta biraz işin yanlış yerinde. Zemin zamanı gelirse ama şey yapar. Altyapısını oluşturur. İşte onlar da acele mesela ediyor. Mesela gayrimeşru referandum sürecini hatırlayın. 30 sene yatırım yaptılar. Evet. Silah verdiler, şunu verdiler, bunu, evet, verdiler.
Fırsat bu fırsat. Bir, hadi bir referandum yapalım. Irak'tan ayrılma. Ne oldu? Türkiye, İran, Irak üçü bir ortak hareket etti. Amerika ne dedi? Biz karışmıyoruz dedi. Çünkü gücü gördü. Amerika da böyledir. Onu da çok yenileceği olaya işte girmez. Evet. Baktı yeniliyor. Taliban işte Afganistan'da olduğu gibi topuklayıp kaçar. İşbirlikçisini bile yarı yolda bırakır. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Kendi çıkarını zedelemesin, iş tabii ucu kendisine dokunmasın. Tabii. Ortadan hemen yok olup gidebilme aynen öyle olayına sahip maalesef. Çağlar Hocam, şimdi tabii ki İsrail, Hizbullah'ın bu saldırılarını işte haber aldık vesaire mevzuları da olmuştu. Şimdi bu kimden istihbaratı aldı? Hizbullah stratejik açıdan Amerika ve İsrail'e mücadele edebilecek kapasitede mi? Bir de Hizbullah-İsrail geriliminde Gazze nerede? Peki. Yani bu gerçekten çok önemli. Şimdi orada işte İsrail ile Hizbullah tamam çatıştı. Alta geçelim, işte diğer ülkeler buna dahil oldu. İşte o onu söyledi, bu bunu söyledi ama biz şu anda bile konuşurken Gazze'de masumlar, siviller katledilmeye devam maalesef ediyor. Maalesef, evet. Merve Hanım, şöyle öncelikle başlayalım. Biraz tümden gelim yapalım izninizle. Buyurun hocam. Hocalarım da güzel noktalara temas ettiler. Biraz farklı olduğum noktaları da paylaşacağım ama tabii bunlar akademik özgürlük çerçevesinde. Çok yani önemli. Farklı değerlendireceğim. Şöyle. Ama toparlayarak önce gitmenizi rica edeyim hocam. Çünkü zamanımız da daralıyor. Daha birçok evet konumuz var. Evet. Tabii ki, tabii ki. Çok böyle 3-4 dakika içinde toparlayayım tamam izninizle. Hep de ben, kıdemsizim herhalde, hep benden gidiyor sözler ama canım sağ olun. Estağfurullah hocam. Şey yaparız daha sonra. Latife ediyorum. Şimdi efendim, ABD'nin bölgedeki stratejisini çok iyi bilmek lazım. Çok güzel noktalara temas ettik. ABD burada yıllardan beri kurmak istediği şey şu. Bakınız, dün gelmedi bu donanmalar buraya. Bunlar yıllardan beri var orada. Evet. Şunu söyleyeyim. ABD burada ne istiyor? Bir, kendi amaçları doğrultusunda bir İsrail devleti. Artık klişe oldu, net. İki, bu İsrail devletini de bu coğrafyadaki diğer İslam ülkeleriyle ılımlı bir şekilde, uyumlu bir şekilde yönetmek amacıyla hatırlayacak olursak hangi anlaşmaları yürürlüğe koydu? Abraham Anlaşması. Abraham Anlaşmalarının bozulması kimi rahatsız etti? Abraham Anlaşmaları kimi rahatsız etti? İran'ı. Evet. İran bölgesel güç olabilme refleksini ortaya koyarken Kafkaslar'da çok ciddi bir kayba uğradı, uğruyor halen. İçeride de kuşatılmışlıklar var ve bölgesel güç olabilme refleksini göstermiyor değil, gösteremiyor efendim, bakınız. Cumhurbaşkanının helikopteri düşüyor, bulamıyor. Efendim toprakları vuruluyor, karşılık veremiyor. Böyle şeklen, böyle sembolik atışlarla kendini orada kabul ettirmeye çalışıyor. Ama çok da güçlü hidrokarbon yatakları olmasına rağmen İran bölgede yalnızlaştırılmış durumda. Evet. Bakınız, İran'a bu kadar saldırılar olmasına rağmen İran'a destek veren bir tane Müslüman ülke var mı? Yok. Çünkü kurmuş olduğu teolojik bir dış politika anlayışı dolayısıyla ve artı ABD'nin Rusya'yı kuşatabilme bu büyük strateji çerçevesinde ve İran yalnızlaştırılması gereken, yok edilmesi gereken, etkinliğinin azaltılması gereken bir ülke konumunda. ABD'nin birincisi İsrail dedik, ikincisi İsrail'i de kuzeyden koruyacak sözde bir Kürdistan hayali. Bunu Sykes-Picot'lardan biliyoruz, Sevr Anlaşmalarından çok biliyoruz. Doğru. Mustafa Kemal Vesili arkadaşları çıktı, bunları yırttı ve attı kardeşim. Bugün 26 Ağustos, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü. O Büyük Taarruz'da bu coğrafyada, bugün burada konuşuyorsak, oturuyorsak, bize bugünleri yaşamamızı borçlu olduğumuz ecdadımıza, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin diyorum. Bir kez de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Buradan şuna gelelim şimdi, bakınız. Üçüncü hamle. ABD'nin ve İsrail'in, hocam bunu daha sonra konuşacağız dedi, tahmin ediyorum bekliyor onu. Arz-ı mevut denen bir kavram var. İsrail'in büyük orta, büyük şeyi. Evet. Neresi var bu coğrafyada? Efendim, Türkiye'mizin bu güzel topraklarımızın da önemli bir bölümü. Bu hayalin içerisinde, hayal diyorum ben ona. Öyle herkese bu şey olma. Ama bu İsrail'in ve Netanyahu'nun ve ABD'nin böyle maksimum global stratejisi şu sevgili Merve Hanım. Çatışmayı, zannedersem hocalarımdan biri söyledi ama tam özür dilerim. Lübnan üzerinden Suriye'ye, Suriye'den de daha yukarıya taşıma emeli var. Çünkü Lübnan onun için ara hedef. Çok fazla bir şey ifade etmez. Sadece Litani'deki su kaynaklarını alsın yeterli ona. Ama evet, yukarıda bölünmüş bir Suriye, bölünmüş bir Irak, İsrail için ideal bir hedeftir. Artı ABD için ideal bir hedeftir.
Orada da kendilerine müzahir bir sözde teröristan kurulacak ama oraya niyetlenirse ben de literatüre bir kelime kazandırayım. Orası teröristan olmaz. Orası onlara bir kabristan haline gelir. Hocamın dediği gibi girerlerse de ne olacağını görürler. Burada hamaset yapmıyoruz. Ancak tabii ki real politik var. Bakınız o real politik ne? McCork'tan bahsettiniz. ABD bu bölgede düzenli orduyu kuruyor arkadaşlar. Hani iki günde gider öyle düşünmeyin lütfen. Çünkü neden? Tankını, topunu, zırhlı aracını, kara havacılık vasıtalarını verdi. Eğitiyor, donatıyor, yetiştiriyor. Hatta ya yıllardır tırnak hatta içinde yatırım burada, yapıyor. Evet efendim. Hatta burada ben size de hatırlarsanız söylemiştim. O bölgede bundan 6-7 ay önce çok büyük çaplı düzenli orduların yaptığı tatbikatlara başladılar. Yani düzenli ordu, evet tabii ki turşu kurmaya benzemez. Çok güzel söyledi Cemil Hocam ama adamlar bunu oluşturuyorlar üstadım. Bak bunu ıskalamamak lazım. Evet. Orada bir tatbikat yaptılar. Ben defalarca söylüyorum bu tatbikatın adı ortak düşmana karşı yetenekleri geliştirme tatbikatı. Ondan önce helikopterleri düştü orada. Alıyorlar, eğitiyorlar, yetiştiriyor. Hatta rütbe bile vermişler ya çapulcu bir adama general yapmışlar işte. Orada general diye ifade ediyor. ABD başkanı bile bu adama şey diyor bu şekilde. Orada bir yapılanma var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak işte şimdi burada bunu iyi görmek lazım. Milli meseleler iç siyaset malzemesi değildir. Bunun dışına çıkmak evet. lazım. Burada şunu söyledi bakınız. Sayın Cumhurbaşkanı çok akılcı bir tespiti var. Rasyonel. Çoğu kişi bunu anlayamadı. Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar derken söylenen oraya yayılmacı politikayla gidip orada işte ordu göndermek falan değil aslında. Stratejik çok çok öteyi görebilmek, ufkun ötesini görebilmek. Nedir bu? İşte biraz önce anlatmış olduğum senaryo. Yani yukarıya doğru çıkacak olan bu arz-ı mevut akşamdan sabaha çantadan torbadan çıkmadı. 100 yıllık yani o Siyonizmin başlangıcından itibaren ortaya koyulan bir proje. Bunu bilmek lazımdı. Buna göre de hareket etmek lazımdı. İkinci hususu söyleyeyim. Hizbullah'la ilgili konumuzda ve İran'la ilgili. İşte bu resim içerisinde faaliyetler devam ediyor. 2006'da Hizbullah günde 117 roket atabilen Hizbullah evet. 320'ye çıktı. Hizbullah'ın artık Hizbullah'ı da şöyle görelim arkadaşlar. Evet. Kendileri bir sayı veriyorlar ortaya, bir sayı koyuyorlar 100 bin ama saymadık ki bilemeyiz ki. O tabii psikolojik harp olabilir ayrı bir konu ama şu var ki 2006'daki Hizbullah değil. 32 günlük süren savaşta İsrail kara unsurlarıyla Lübnan'ın güneyine girdi, dayak yedi ve çıktı. O yüzden İsrail oraya kara harekatı icra etmez. Çoğu arkadaş etmez çünkü oraya girdiği anda öyle bir dayak yer çıkar ki ne olduğunu anlayamaz. Yapacak altında olmayan bir yer. Gazze gibi değil mesela. Değil, asla değil. Şunu söyleyeyim bakınız. Oraya şimdi bir arazi savunan için her zaman üstünlük sağlar. Çünkü savunan kişi araziyi istediği şekilde yerleştirir. Savunma doktrinin esaslarını oturturur sizi. Ölüm bölgesine alır. İstediği yere yönlendirir ve aktif savunma, oynak savunma, çeşitli faaliyet şeyleri var, yöntemleri. Savunan her zaman daha, hani savunan zayıf değildir. Savunmasını kendi istediği şekilde daha icra etmeye çalışır. Girmez girmeyecektir. Ne yapacaktır? İki tarafta. Bir de bunu çok böyle abartmamak lazım. Şöyle abartmamak lazım. İki unsur da birbirini yıllardan beri biliyor. Çok yakın mesafe. Evet. 20-30 metrekare, 30 kilometre mesafedeler. Ve hepsi o minimal meskun mahallelerde açık arazi dahil o kadar güzel hedef istihbaratlı var ki her iki tarafında. Askeri üs mü, silah rampası mı, koğuş mu, yemekhane mi, efendime söyleyeyim, hava mevzisi mi, geri tepmesi stop mu, hepsini biliyorlar. Hepsini net olarak biliyorlar. Şu an hani diyorlar ki 100 İsrail uçağı havalandı, vurdu falan. Ya kardeşim 100 İsrail uçağı, 346 tane uçağı var. 100 pilot zaten bunun için yaşadı adamlar. Yani onun orada kalkması ve hemen burnunun dibinde planlı hedefleri vurması olağanüstü bir askeri başarı değildir. Tabii. Çok normal yani normal derken hani çok böyle askeri kahramanlık gibi anlatmaya gerek yok bunu. Biliyorsunuz. 50 kilometre karşınızda hedefler belli. Yıllardan beri onu joystick gibi eğitimini yapmışsınız vesaire. Şimdi burada iki tarafın hal tarzlarına bakalım. Ne yapabilire getireyim ben isterseniz konuyu. Buyurun. Hizbullah da hocam da ifade etti. Yani sadece füzeleri olan bir unsur, silahlı güç. Ancak Nasrallah biliyor eğer oraya bir şey bir Hizbullah'ın bir de bunlar meskun mahal muharebesine göre yetişmişler. Şehir savaşçıları. Yani açık arazide bir coğrafyada savaşabilme imkan yetenekleri o kadar üst seviyede değil. Nasrallah şöyle kafasını batıya doğru çevirdiğinde Amerikan donanması orada. Olağanüstü füze silahlarla bir şey yani girdiği takdirde daha ötesine çıkmaya çıkabileceği zaman yaşayacağı hüznü de biliyor. O yüzden şu anda tutabildiği kadar İsrail'i tutmaya çalışan bir konsept evet. izliyor. Şimdi bir de şuna bakalım.
Tabii ki hocamın dediği ifadeye orada işte biraz çelişkiye düştüm Ceyhun hocam, kusura bakmasın. Havanını şey, hava kuvvetlerinin denizine atarsak, ama atamıyoruz üstad. Yani öyle bir şey var ki İsrail'in sadece hava kuvvetleri, denizden deniz topçusu atışları, ABD'si, İngiltere'si, yani ben şöyle söyleyeyim, orada direnebiliyor Hizbullah, mücadele edebiliyor, takdir edilecek bir şekilde Hamas da aynı şekilde, yani askeri anlamda. Ancak ortadaki mevcut durum Sayın Ceyhun hocam, biraz önce siz şeyde arada söyledim, yoktunuz. Asimetrik değil. Asimetrinin asimetrinin asimetrisi bir durum var ortada. Yani orantısız ya orantısız. Sonuçta devasa bir güç var. Gibi yani deniz kuvvetleri falan filan ek olarak şöyle, katkı olsun diye söyleyeyim. Yalnız Hizbullah'ın mesela bazı silah küçük görmüyorum bakın. Tabii. Ancak Hizbullah kendi istediği şartlarda muharebeye çekemedi İsrail'i. Hamas da aynı şekilde. Mesela o da 2006'da şeye, İsrail'in korvetini vurdular. Girdi zaten. Yani, bakın 2006'da büyük bir yenilgi yaşadı İsrail. O tecrübesi olduğu için girmiyor. Şimdi İsrail'in bir de zamanım var mı? Bir buyurun, buyurun. İsrail'in şimdi bakınız 67 Savaşı ve 73 Yom Kipur Savaşı'nda şöyle şey kullandı. Diyorlar ki İsrail aynı anda 3-4 ülke ile. Bu bir iç at manevrasıdır. Yani önce iç, yani savunan tek cephe yapar. Gider en kuvvetliye vurur. Ondan sonra dönür, evet, öbürüne. İç at şeyde 73'te Yom Kipur'da İsrail bunu yaptı. Ne yaptı? Önce Suriye'yi, Golan Tepeleri. Daha sonra Mısır'a. İsrail'in savaş anlayışına baktığınız zaman, savaş planlama formasyonuna baktığınız zaman aynı anda iki cephede muharebeye, çatışmaya girmiyor. Bakınız aynı anda Gazze'de ve aynı anda Lübnan'ın güneyinde manevra yapmıyor. Ya çünkü öyle bir şey yok. Odaklanmış olduğu yer, alan Gazze. Ne yapılacak peki bundan sonra diye soracak olursanız şunu söyleyeyim. İsrail'de yine aynı şekilde mukabil hava harekatı veya mukabil füze atışları dediğimiz hali hazırdaki ateş muharebeler olacak. Yani İsrail 2006'daki girdiği takdirde Ceyhun hocam 2006'daki Hizbullah'ı bulmayacak karşısında. Çok daha şiddetli bir Hizbullah bulacağını bildiği için girmiyor, girmeyecek. Sadece caydırıcılık. Bakınız Netanyahu'nun ifadeleri. Şimdi bir askeri şey liderseniz veya sivil liderseniz siz emir komuta ettiğiniz unsurlara veya milletinize, devletinize pasif cümleler söyleyemezsiniz. Edilgen cümleler söyleyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? Bu daha başlangıç, gerisi gelecek, bu hikaye burada bitmez. İşte bunlar hep palavra. Yani bana göre palavra. O iç kamuoyunu konsolide etmek için, moral motivasyon vermek için. Aslında kral çıplak, herkes biliyor bunu. Çünkü evet, İsrail ordusunun emekli askerlerini ben takip ediyorum genelde. Birkaç popüler isim var, diyor ki ya biz kaybettik bu savaşı. 3 yıl daha biz kazanamayız diyenler var. Bir ikincisi de hocamın çok güzel bir tespiti vardı. Aynı şeyi ben de dün akşam demek ki telepatik olarak yakalamışız. ABD Temsilciler Meclisi'ne gidip geldikten sonra kendisinin yapmış olduğu görüşmelerden sonra yöntem değiştirdi. Suikastler yaptı. O yapmış olduğu suikastler de hocam önemli isimlere yapıldı. Yani bugün Haniye olsun, Fuat Şükrü, bu suikastler %37'lerde 41-42'lerdeki desteği yukarı taşıdı. Şimdi ister istemez bu kime yaradı? Netanyahu yaradı. Ne anlamda yaradı? Ben daha ne kadar burada kalabilirim noktasında yapmış olduğu katliamlarla, bunu soykırımlarla bu kalabilitesini artırmaya başladı. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Sonuç olarak ne yapılabilir, ne görebiliriz noktasında hep konuşuyoruz. Birincisi bölgede, yani Basra Körfezi'nde, Kızıldeniz'de sevgili dostlar, ABD'nin unsurları zaten şimdi gelmedi oraya. Bakınız o bölgelerdeki 11 ülkede Bahreyn, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, efendim Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Bu 11 ülkede ABD'nin üsleri var. 46 üs var ve burada toplam 54 bin askeri var ta yıllardan beri. Yani ABD bölgeyi zaten kuşatmış arkadaşlar. Zaten evet, kuşatmış vaziyette. İran biraz önce ifade ettiğim gibi, evet, kendisine yapılan saldırılara karşı refleksif olarak uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa anlayışı içerisinde karşılığını veriyor. Ama Trump ne dedi hatırlayacak olursak, hatırlayın o şeyini, Kasım Süleymani'nin akabindeki olayda. Beni aradılar, ya biz de birkaç füze atalım bari, biz de şey yapmayın şeklinde, evet, bir... Bu bir doğru, devlete yak, bir devlet haklı değildir bu. Dolayısıyla İran şu anda şunu istemiyor İran. Atarsa atabilir mi? Yapar. Tabii ki füzeleri var. Şahap füzeleri var. Çok uzun menzilli füzeleri var. Ancak böyle bir refleks, böyle bir reaktif davranış bölgesel çatışmayı körükler ve yani dilimiz varmıyor. Nereden çıkar? Çok çılgınca bir şeye doğru gider ama o çatışma hani ciddi manada Nisan'daki gibi değil.
daha şiddet silahlar kullandığı takdirde orası bir anda ateş topuna döner ve ifade etmek istemediğimiz o dünya savaşı noktasında diğer küresel ve bölgesel aktörler buna tarafsız kalmaz. Dolayısıyla karşılıklı olarak uluslararası kamuoyuna ve kendi iç kamuoylarına biz de karşılık verdik noktasındaki atışlarla, ateş muharebeleriyle bu biraz daha devam edecek. Ateşkesle ilgili de Netanyahu'nun ben ateşkes, bilmiyorum görüşecek miyiz o konuları? Konuşacağız. Hocam. O zaman buyurun bir girizgah yapın. Peki yapalım. Şimdi hepimizin bildiği gibi Biden şunu istedi Netanyahu'dan. Dedi ki ya arkadaşım artık yeter bu kadar. Hani amenat tabirle mecazen söylüyorum. Artık ABD Netanyahu'nun yapmış olduğu bu soykırım ve katliamdan elini kandan çekmek istiyor. Çekemiyor tabi. Ona inanmıyorum ben. Hani sözde işte barış yapalım falan filan diyor ama istediği zaman yapabilecek bir ABD bunu istemediğini, neden yapamadığını da bir önceki oturumda ifade ettik. İçerideki lobiden dolayı yaklaşan seçimler dedik. Ama şimdi bakınız gelen real politiğe bakalım. Biden 3 aşamalı plan öne sürdü. İşte bildiğiniz üzere ateşkes, çekilme, ondan sonra işte 6 haftalık bir süreç. Bunu işte eğer olmazsa devam edelim. Bu hatta özür dilerim notuma bakacağım. O ifadeyi tam anlamıyla söylemek istiyorum sizlere. Söylemiş olduğu şu, hani bu şeylerin anlaşmazlığın kopmaması adına bir ifade ortaya koydu. Dolayısıyla 3. aşamada da Gazze'nin yeniden inşası ve şeylerin, naaşların, cesetlerin değişimiydi. Arkasından Netanyahu isteseydi ateşkesi. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Sizi tebrik ediyorum. Netanyahu ne dedi biliyor musunuz? Bakınız istemeyen bir adam. İstememek adına ya biz bu aslında uzatmak açısından Hamas'ı ters köşe yapmak için ya Biden'ın ateşkesi, Biden'ı kandırdı. Hı hı. Ya ben sizin ateşkes anlaşmanızı ben kabul ediyorum maddeleri ama Hamas kabul etmiyor dedi. Ama neden açıkçası bakınız Hamas'a yıkmaya çalıştı. Bugün Hamas masayı devirdi biliyorsunuz. Devirmedi de ayrıldı. Şu, evet. 5 tane konu koydu ortaya Netanyahu. Şunu dedi, bir, ben şeyden ayrılmayacağım. Yukarıdaki koridordan, Netzarim koridorundan ayrılmam. En önemlisi Philadelphia koridorundan ayrılmam. Gazze'nin kuzeyinden güneyine gidecek Gazililere müsaade etmem. Zaten 230 kilometre karelik alan, güvenlik alan 35 kilometre kareye indi Gazze'de. %9,5'a indi. Evet. Yani %100'ü güvenli olan Gazze, 365 kilometrelik Gazze coğrafyasının şu anda %9,5'u güvenli. Tırnak içinde ama ne kadar güvenli. Evet. Böyle ifade ediliyor. Netanyahu tamamen Biden'ın ortaya koyduğu 3 aşamalı ateşkes planına uyumluyum, istiyorum gibi davranarak aslında tam tersini öne sürdüğü 27 Mayıs'taki 7-8 tane kriteriyle ateşkesin asla olmayacak şekilde öne maddeler sürdü. Hamas bunu çok iyi tespit etti. Dedi ki, ha bir tanesi de şu, özür dilerim hatırladım onu da, özür dilerim o da önemli. Gazze'den ayrılmama, çekilmeme. Hamas dedi ki kardeşim zaten sen Gazze'den ayrılmazsan bu orada yapılacak olan ateşkes ve kalıcı barış senin Gazze'yi kalıcı olarak ele geçirmen anlamına gelir dedi. Sebep ve bugün o şeyde efendim ateşkes görüşmelerde maalesef Kahire'de sonlandırıldı ama yine maalesef. De bütün çatışmalarda son cümle ne olursa olsun her zaman kapıla kapılar ardında bir ateşkes görüşmeleri ve bir diyaloglar devam eder ama şöyle kanaatim odur ki Netanyahu bu şekilde süreci bu şekilde yani belki farklı suikastleri de istemesek de karşı yaşayabiliriz veya çok farklı işte bu Hizbullah'a veya dikkat dağıtmak amacıyla farklı bölgelerde de bu çatışmanın ve soykırımın momentumunu artıracak faaliyetlerde bulunabilir ama benim kanaatimce bu 20 Ocak'a kadar yani Ocak 2025'e kadar bir ateşkesi ben artık çok fazla umut olarak yakında göremiyorum diye görünmüyor. İfade ediyorum. Son özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok yani bazen bağışlayın kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani ABD'de inanın bakın Trump da gelse, Harris de gelse o meşhur hani var ya müesses nizam cümleleri vardır hani mesela Amerika'nın İsrail'e bakış açısını ifade ettim. Çok olağanüstü farklı bir değişiklik olacağını ben olmayacak. Tahmin etmiyorum. İnanın. Olmayacak. Rusya Ukrayna'da olabilir. Evet. Çin Tayvan'da da olabilir. Hı. Ama Gazze özelinde, Orta Doğu'da, ABD'de, tabii. Harris de zaten ona benzer ifadeler kullandı. Trump da gelse çok büyük bir değişiklik yok. Ben öngörmüyorum belki diye. Belki cumhuriyetçilerin tek hiçbir fark olmadan birleştiği yegane nokta İsrail'e destek. Cumhuriyetçilerle demokratların evet. arasındaki evet. o ayrışma burada son bulur zaten. Orada bir devlet politikası var zaten. Evet. Yani. Kesinlikle. Madem ateşkes konusuna geldik oradan devam edelim biz konuyu çok dağıtmadan. Şimdi evet bir Katar'da ateşkes süreci yönetildi. Artık buna biz süreç mi yönetildi diyelim, değişik bir şeyler mi döndü orada? Sonra döndüler Kahire'ye.
Yine sonuç yok, yine sonuç yok. Bir, Philadelphia koridoru üzerinde sorunlar var. Maddeler tamamen Gazze'nin işgaline yönelik. Maddeler zaten Netzarim koridoru kısmı var. Şimdi ne oluyor Ceyhun Bey? Ya şöyle şimdi, bakın onu açtım ben de. Şimdi Netanyahu ta Aralık 2023'te demiş ki, biz demiş Gazze'de güvenliği İsrail ordusunun sorumluluğu alacak diye söylemiş. Bu bir politika. Daha geriye gidiyorum. Mart 2023, bakın 7 Ekim'den yaklaşık 7 ay önceye gidiyorum. Tabii. İsrail'in o işte ne diyelim fanatik Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi şöyle bir açıklama yapıyor. Biz o sıralar deprem o felaketiyle mücadele evet. ediyoruz. Diyor ki Batı Şeria'daki şey yerleşim adı altındaki o işgalleri savunuyor. Devam edecek. Uzun vadede Gazze'de aynısı olacak diyor. Biz diyor Gazze'yi geri alacağız diyor. Hı hı. Bu bir plan. Daha geriye de gidebiliriz. Hani birileri 7 Ekim'de her şey başladı. Hamas saldırmasa hiçbir şey olmayacaktı. Güllük gülistanlıklı falan filan diyenler çıkıyor ya. Ondan sonra daha öncesinden Gazze'nin işgali zaten planlı. Ki Eylül'de de hatırlayın. Birleşmiş Milletler'de Netanyahu bir harita gösterdi. Evet, evet, evet. Haritada evet. Gazze İsrail toprağı evet, olarak evet. gözüküyor. Evet. Yani Gazze'yi almayı, Gazze'yi hedefleyen, işgal etmeyi planlayan bir yönetim. Hatta sadece Gazze değil, Batı Şeria'yı. Batı Şeria da var içinde, evet. Ve üstüne işte Litani Nehri'nin güneyinde ekleyip, Golan Tepelerini iyice ekleyip, ondan sonra Sina'yı ekleyip ilerlemek isteyen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi o yüzden ateşkes görüşmelerinde şimdi normalde olması gereken nedir? Olması gereken şudur. Yani ideal olan. Eğer barış istiyorsa bir taraf. İki tarafta. Ki aslında Filistinler istiyor. 67 sınırlarında bir Filistin devleti. Evet. Ondan sonra ki aslında baktığımız zaman 48'e falan dönülmesini istiyorlar da. Ama bugün ortak bir zemin var artık. Dünyada herkes diyor ki ya Filistin devleti 67 sınırlarıyla İsrail'de olsun, Filistin devleti de olsun. Bir ortak bir yaklaşım var. Filistinler buna hayır demiyor. Birleşmiş Milletler'in özür dilerim. Bunun kararı var yani. Tabii bunun. Kararı var. Yani ortak bir şey var, anlayış var. Filistinler de bu anlayışa hayır demiyor. Ateşkes olsun diyor. Geçiciyle başlasın, sonra şartlarda uzlaşılsın, kalıcı hale gelsin. Kalıcı hale gelmesi işte 67 sınırlarında iki devletli çözüm. Ondan sonra Gazze'nin, Batı Şeria'nın işgalinin sonlandırılması falan. Normalde nedir? Burada uzlaşırsın. İsrail ile Amerika ısrarla, özellikle yani Amerika perde arkasından, İsrail her şey herkesin göz önünde. İşte Netanyahu'nun söylediği gibi Gazze'den çekilmeyeceğiz diyor. Devam edeceğiz diyor. En son Time'a ne söylediğini hatırlıyorsunuz değil mi Time'sa? Ben diyor 67 sınırlarında devleti mevleti tanımıyorum dedi. Ben diyor Batı Şeria'da da Gazze'de de diyor bir Filistin otoritesi istemiyorum diyor. Evet. Sınırlı bir özellikle idare ederiz diyor. Açık açık bunu söylüyor. İşte bütün Doha'daki, Kahire'deki ateşkes görüşmelerini tıkayan bu anlayış aslında. Bu anlayış uzlaşmaya gitmiyor. Zaman kazanmaya gidiyor. Bu anlayış işte üstüne üstlük bir de dolambaçlı sözlerle gidiyor. İşte tırnak içi söylüyorum izleyicilerimizin affına sığınarak. Sahtekarlık yaparak Filistinlilerin üzerine top atıyor. Tabii. Atmaya çalışıyor. Çünkü niye? Güçlü bir medya şeyi de var. Etkileri de var. Tamam. Amerika başta olmak üzere Batı basında. Bakın Amerikan basınını geçtim. İngiliz basınıyla ilgili bazı muhalif İngiliz sitelerinde yazılanları okuyorum. Dehşet. Muhabirler İsrail'e taşınıyor. Geziler düzenleniyor. Lobi kuruluşları, faaliyetler. Ve haberleri o çerçevede yazıyorlar. Tırnak içi haber. Haber değil onlar. Ondan sonra Batı kamuoylarını da böyle ikna ediyorlar. Ya aslında bakın uzlaşmaz taraf Filistinliler. Şimdi ne istiyor Amerika ve İsrail? Diyor ki bir kere Gazze'de Hamas askeri kabiliyeti başta olmak üzere. Hamas'ın niye askeri kabiliyeti var? Sen toprağını işgal etmişsin adamı. Şimdi benim toprağımı işgal edersen ben de silahlı direniş başlatırım. Ben bundan 100 yıl önce evet. bunu yapmadım mı? 26 Ağustos. 1000 yıl öncesinin ve 100 yıl öncesinin zafer tarihidir. Ağustos ayı zaferler ayıdır. Evet. İkisini de kutluyorum. Ondan sonra büyük taarruzumuzu. Tabii tabii. Malazgirt zaferimizi de kutluyorum. Zaferler tarihidir. Benim toprağımı işgal ettin. Ben de aslında barışçıl bir halkım aslında. Yani Türklerin öyle bir özelliği vardır. Bütün halklar öyledir aslında. Türkler de barış ister
Ama toprağına göz koyduğun zaman silahlı direnişi başlatır. E şimdi Filistinli bunu yapmış. Sen askeri kapasite diyorsun. Yok bilmem silah kullanıyor falan. Ne yapacaktı adam? Sen adamın üstüne silahla gidiyorsun. Gül mü atacak sana yani? Şimdi bunu bir kere masaya şart olarak koşuyorlar. Evet. İki, diyor ki benim askerim kalacak diyor. İşte Netzarim koridoru. Doğudan batıya doğru denize, Akdeniz'e doğru kesiyorlar. İki tarafı önce bir ayırıyorlar. İşte Philadelphia koridoru dedikleri. Aslında Selahattin koridoru. Evet, aslında öyledir, öyledir, doğru. Adını Philadelphia koridoru. Evet. Amerika'da şey ismi getirmişler, evet, koymuşlar. Evet, evet, evet. Yani, haklısınız, çok doğru. Ondan sonra yani bu ve en son şöyle bir şey de var. Onu ben bir yerlerde okudum. Yabancı kaynaklarda, güvendiğim yabancı kaynaklarda yani doğru bilgi açısından. Amerikalılarla İsrailler şunu da söylüyorlarmış. Gazze'ye süreç yani silahlar susarsa paralı askerler getirip güvenliği denetlemesi. Evet. Yani. Şimdi bu, böyle bir mantıkla anlaşma olabilir mi? Bu şuna benziyor. 100 sene önce biz Kurtuluş Harbi'mizde kazandık, direndik, mücadele ettik. Adamlar geldi, Sevr'in değiştirip, takla attırıp yine önümüze koydular. Bunu kabul et dediler. Kabul etmemiz mümkün müydü ya? Değildi. Filistinler de bunu kabul etmiyor. Tabii. Yani aslında uzlaşılamam. Kağıt üzerinde işgali onaylatmış olacak çünkü. Tabii işgali onaylatacak. İşte Netanyahu'nun onun arkasındaki aklın hayali gerçek olacak. O yüzden yani bu mücadele rahmetli Demirel'e atfedilir. Bir gazeteci arkadaşım, onun döneminde muhabir olarak takip eden bir arkadaşım söylemişti. Yani bu dünyada iki mesele çözülmez demiş rahmetli Demirel. Öyle diyormuş. Bir Filistin meselesi, mücadele devam edecek diyormuş. Bir de Kıbrıs meselesi. Orada da mücadele devam edecek diyormuş. Yani bu iş biraz böyle. Evet. Ben uzlaşı olacağını düşünmüyorum. Bu mücadele devam edecek. İnşallah tabii ki bölgesel, küresel anlamda bir çatışma olmadan sulh içinde baskıyla, yani baskıyla son cümlem olsun. Baskıyla bu işi çözeriz. Ama baskı illa askeri silahı göstererek, yani değil. Bakın silah sıkarak değil, göstererek yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, belki ileride olur, bilmiyorum. Ama Türk askeriyle Mısır askeri Sina'da ortak tatbikat yaptığında birileri gerekli mesajı alır mesela. Şam'la Ankara uzlaştığında mesaj kuzeydeki sorun çözüldüğünde birileri mesajı alır. Tabii. Yani tabii. Çözüm budur aslında. Peki teşekkür ediyorum Ceyhun Bey. Ara zamanımız gelmiş. Rejiden arkadaşlarım da uyardılar. Şimdi biz kısa bir araya gidelim. Ardından dış hatlara devam edelim. Dış hatlar programının son dilimindeyiz artık. Elbette Hizbullah, İsrail, İran ve bölgesel gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii ki İran'ın nasıl bir karşılık vereceği de elbette merak konusu ve balistik füzelere de dikkat çekiliyor bu sırada. Biz de konuşacağız. Çağlar hocamız bize değerlendirecek aslında nasıl olduğunu, bu balistik füzelerin ne olduğunu, menzillerinin ne olduğunu bize anlatacak. Şimdi Çağlar Hocam, bu noktada ben sözü size bırakayım. Çünkü orada pek çok balistik füzeden bahsediliyor. Ama İran bunların ne kadarını kullanabilir? Etki alanları nedir? Buyurun hocam. Şimdi Merve Hocam, şöyle Merve Hanım. Bugün Hizbullah'tan yapılan açıklamada Nasrallah balistik füzeleri kullanmadığını, henüz kullanmadıklarını ifade ettiler ki doğrudur. Şöyle, öncelikle bizi izleyenler için şunu ifade edelim. Balistik füze dediğimiz füzeler nükleer, biyolojik ve kimyasal başlık taşıyabilen güdümlü veya güdümsüz füzelerdir. Yani tekrar söylüyorum, nükleer, biyolojik ve kimyasal başlıklarla monte edilebilen ve bunları taşıyabilen füzelere biz balistik füze olarak adlandırıyoruz. Bu dünyada diğer ülkelerde nükleer imkan kabiliyeti olan ülkelerin hemen hemen tamamında var. Şimdi tabii kimlerde nükleer silah var? Onu da bir de hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'in o 5 daim üyesinde artı Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore ve İsrail'de de var. 90 tane başlık her ne kadar saklasa bile. Tabii şimdi resmi olarak İran'ın nükleer imkan kabiliyeti veyahut da silahların olup olmadığı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Teşkilatı işte zaman zaman gidip denetimlerde bulunuyor ve ABD'nin de İran'a yapmış olduğu yaptırımların temelinde bu var. Yani İran'ın sahip olmuş olduğu uranyumun barışçıl olmayan amaçlarla kullanılıp barışçıl olmayan amaçlarla
bunu şekillendirip şekillendirmediği konusunda problem var. Bakalım peki İran bu füzeleri yapmış, ellerinde kendisinin inşa etmiş olduğu, yapmış olduğu füzeleri var. Bir de balistik füzeleri 3 statüye ayırıyoruz, 3 sınıfa ayırıyoruz. Kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli. Kısa menzilli balistik füzeler 300 ila 1000 kilometre, orta menzilli balistik füzeler 1000 ila 3500 kilometre, uzun menzilli balistik füzeler 3500-5,5 kilometre arasında, bir de kıtalar arası balistik füze var ki onlar da 5,5 kilometreden daha uzakta. Şimdi İran baktığımızda bölgesel aktör ve bölgesel güç olarak tarihinden de gelen devlet refleksiyle bu bölgede önemli bir ülke pozisyonunda. Baktığımızda deniz ticaret yollarına, kuzeyde Hazar Denizi'ne, doğusunda ve batısındaki komşularıyla çok ciddi bir bölgesel aktör olabilme refleksini gösteren ve ağırlıklı olarak da bizimle bu mücadeleyi sürdüren bir ülke. İran civarındaki ülkelerden veyahut da ağırlıklı olarak Orta Doğu'da çekişme içerisinde olduğu, askeri anlamda rekabet içerisinde olduğu, milli menfaatlerinin çatıştığı ülkelerle karşı kendisi balistik füzelerini geliştirdi. Baktığımızda ne var İran'ın elinde? Şimdi birincisi Şahap 1 füzesi dediğimiz kısa menzilli bir füze var. 300 kilometre. Yine aynı şekilde kısa menzilli balistik füze olan Fatih 110 füzesi ve Şahap 1'den menzil olarak artırdığı ve yine aynı Şahap 1 füzesinin teknik özelliklerini taşıyan ama menzili 200 kilometre daha uzun olan Şahap 2 füzesi. Yine kısa menzil içerisinde kalan Zülfikar füzesi ile Kıyam 1 füzesi var. Bir de Şahap 3 var, 2000 kilometre menzilde olan, ancak Şahap 3'ü henüz test etmedi ve kullanmadı. Peki İsrail bunları kullanır mı, kullanmaz mı, nasıl bir etki alanı var? Efendim baktığımızda İran bu füzeleri büyük bir kısmını, bir devletin daha doğrusu bu tarz kısa, orta, uzun menzilli nükleer başlık taşıyabilen füzeleri elinde bulundurulmasındaki yegane amaç şudur. Civar ülkelere ya da muhasım ülkelere caydırıcılıktır. Bakın benim böyle silahlarım var. Evet. İstediğim yer ve zamanda kullanabilirim. Hatırlayacak olursak Rusya-Ukrayna krizinde Putin bundan 3-4 ay önce nükleer imkan kabiliyetimi gözden geçiriyorum dedi. Bunlar hedef ülkelere ya da gerginlik yaşadığınız, çatıştığınız ülkelere karşı silahlanmanın zaten birinci faktörü, evet, birinci amacı caydırıcılıktır. Evet, baktığımızda da İran'ın elinde gerçekten menzilleri bu 300 kilometreden başlayıp 2000 kilometreye kadar uzanan Şahap 1'den başlayıp Şahap 3'e kadar etkili olabileceği değerlendirilen balistik füzeleri, yani nükleer kimyasal başlık taşıyan balistik füzeleri mevcut. Şöyle izleyiciler için bir de gösterelim isterseniz. Efendim bunların menzillerine baktığımızda İran'ın tabii bulundukları yerleri burada açık açık göremiyoruz ama atıldığı noktadan itibaren bakıldığında, bakınız menzilleri, bakınız bu füzeler kullanıldığında batıda Yunanistan'a kadar, Yunanistan'ın batısını da içine alan, güneyde Afrika'da Afrika'daki Sudan boynuzuna kadar olan yerde, içeride, doğuda ise Hindistan'ın önemli bir kesimini alan, kuzeyde Hazar'ın kuzeyinde Rusya'nın derinliklerine kadar gidebilen, çok geniş bir alanı kapsayan ve kullanıldığı takdirde de, kullanılması tabii ki arzu edilmez ama İran için çok önemli caydırıcılık özelliği, evet, olan. Onun da Şahap 3 olan sahip olduğunu belirtelim. 2000 kilometrelik o alanı olduğunu. Hani efendim Şahap 3'ün menzili, şu efendim bakınız şu maviyle işaretli olan, çevrili olan alan henüz kullanılmayan, evet, test edilmemiş, ancak böyle bir silahının olduğu teyit edilmiştir. Şahap 3 füzesi İran'ın elinde çok önemli bir balistik füze olarak, İran'ın caydırıcı gücü olarak değerlendirilmektedir. Şimdi son cümle, buyurun, işte İran'ın karşılık vermemesi, değil mi efendim? Hani İran efendim İsrail'e karşılık verir mi vermez mi noktasında var. Bu silah sistemlerine sahip bir ülke, bir güç, bulunulan kaotik ortamda eğer uygun şart ve zaman elde ettiğinde bunun karşıtını verebilme imkan kabiliyeti var. Hı hı. Ancak tabii ki İran'ın biraz önce de ifade etmiş olduğumuz üzere uygulamış olduğu dış politika anlayışından dolayı, yalnızlaştırılmasından dolayı böyle bir şey yaptığı takdirde işte 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı bölge olarak görebiliriz. Bu da İran'ın bunu kullandığı takdirde
Yani İran'ın da izleyen İranlılar da yanlış anlamasın ama İran'ın çok daha farklı sonu getirecek diye değerlendirebiliriz. Çağlar Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben bu noktada Ercan Bey'e söz vermek istiyorum. Ercan Bey, şimdi tabii Çağlar Hocamız anlattı enine boyuna balistik füzelerin ne olduğunu, nerelerde kullanılabileceğini, ne yapılabileceğini, caydırıcılık unsurundan da bahsetti aslında. Siz ne düşünüyorsunuz Ercan Bey? İran bunu gerçekten kullanır mı? Yoksa söylem olarak bir caydırıcılık mı hedefliyor? Ne dersiniz? Şu an sadece caydırıcılıktan medet umuyor gibi Merve Hanım. Yani böyle bir durum söz konusu. Bunun nedeni de yani İran... Yani burada karşılık veremeyeceğinden endişe etmiyor bence. Yani karşılık verebilir. Çağlar Hoca'nın anlattığı gibi elinde füze imkanları var. Şahap 3 dışında hepsini de test etmiş durumda. Ama sonrasını hesap ediyor. Şimdi evet. İran sadece doğrudan İsrail'le baş başa kalacağını düşünmüyor. Daha önce konuştuğumuz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede 45 bin askeri olduğunu, savaş gemileri olduğunu, uçak gemileri olduğunu ve orada İsrail'e adeta gözcülük yaptığını biliyor. Evet. İsrail'in de bu savaşı yaymakta bir gayesi olduğunu biliyor. Dolayısıyla şimdi böylesi bir durum var. İran'ın caydırıcılık gücü elbette var. Vardı, daha önceden çok daha fazla vardı ama şimdi biraz daha azaldı bu tablo karşısında. Ama tabii ki yani bu caydırıcılık gücünü kullanmak ve kullanma timingi, o timing şu anda yapılmalı mı, yapılmamalı mı? O konuda gerçekten büyük tereddütler yaşıyor. Bu nedenledir ki Haniye suikastine cevap veremedi. Bu nedenledir evet. ki Şam'daki suikaste de cevap veremedi. Yani verdi ama onun bir cevap olmadığını, gerçek anlamda bir cevap olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradan hocam dedi ya caydırıcılık. Caydırıcılık o kadar önemli ki bizim de bu tarz silah sistemlerine yerli ve milli olarak sahip olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Ercan Bey. Şimdi Ceyhun Bey sizinle devam edeyim. Şimdi İsrail'in ya İsrail bu İran'ın füze saldırılarını bloke edebilir mi? Hani demir kubbeden de bahsetmiştik ya, oraya bir parantez açmak lazım aslında. Balistik füze kullandı diyelim ki İran. Ortalama bir menzilden bahsedelim. 300 ya da 500 kilometrelik bir alanı kapsayandan bahsedelim. İsrail buna karşılık verebilecek mi? İsrail'in savunma sistemlerini biliyoruz. Kimler tarafından desteklendiğini biliyoruz. Şöyle en az 2000 kilometreliği kullanır. Evet. Çünkü mesafe yaklaşık 2000 kilometre. Yani o açıdan diğerleri değil de Lübnan'a verir. Evet. Lübnan'dan yani diğer ülkeler üzerinden. Tabii tabii. Çünkü mesafe... Mesafe olarak olmayacaktır zaten. Peki İsrail buna karşı bir savunma geliştirebilir mi? Ya şöyle, İsrail'le Amerika'nın planı şu zaten. Bölgede işte o 13 Nisan'daki 12 miydi 13 müydü öyle bir şeydi. 13 yani Nisan. 13 13 Nisan'daki olayda gördüğümüz üzere aslında İsrail tek başına yaklaşmıyor. Aynı zamanda Ürdün, aynı zamanda Suudi Arabistan gibi ülkelerin de savunma sistemleri, gerek hava kuvvetlerine bağlı gerekse de mevcut savunma sistemleri İsrail'e destek verdiler. Yani bunu da gördük. Tabii ki gerekçeleri vardı. İşte bölgesel bir savaşa karşı tutum. Ondan sonra İran'la zaten politik olarak karşı karşıya duran. Ürdün'ün politikası biraz daha farklı. Çünkü Suudi Arabistan, şimdi burada belki İsrail politikalarıyla eleştiriliyor ama, Amerika politikalarıyla eleştiriliyor ama Suudi Arabistan son dönemlerde biraz denge de kurmaya çalışıyor. Tabii bugünden yarına olacak şeyler değil ama mesela Çin'le de ciddi iletişimi var. Yani savunma sanayi alımlarından tutun da Amerika ile olan kadar değil tabii ki ama artan bir şekilde savunma sanayinden tutun özellikle enerji konularında çok ciddi iletişim kurmuş durumdalar ve Çin'in İran'la Suudi Arabistan'ı normalleşme çerçevesinde masaya oturttuğunu da unutmamak lazım. Ama Ürdün tabii biraz daha farklı durumda. Ürdün maalesef biraz çok böyle bağımlılık ilişkilerinin çok yoğun olduğu bir görüntü veriyor. Yani sadece olası bir füze taarruzunda, bir balistik füze taarruzunda, işte menzili 2000 kilometre en az olan taarruzda mutlaka İsrail ve Amerika bu kuvvetlerden de destek isteyecektir. Buna göre tedbirler de almaya çalışacaktır. Artı demir kubbe karşılar mı? Tabii demir kubbe çok özel bir sistem. Ondan sonra özel bir çalışma. Etkili de bir sistem. Yani radarıyla, ondan sonra manevra kabiliyetiyle, yani hedefleri imhasıyla etkili de bir sistem. Ama
O etkiyi şöyle kırıyorlar. Belki karşılayabilir. Tek başına bir balistik füzenin karşılanması söz konusu olabilir. Ama bu sonuçta hani az önce dedik ya, Hizbullah'ın bu demir kubbeyi de test ettiğini düşünüyorum. Evet. Dediğim noktada demir kubbenin de çaresiz kaldığı anlar oluyor. Oldu. İşte mesela doğru. Şunu denediler aynen. Gazze'liler, işte Filistinlilerin yaptığı işte örneğin çok sayıda füze peş peşe işte 100 tane, 300 tane, 500 tane, 1000 tane taarruz gerçekleşince demir kubbenin afalladığını görüyoruz. Yani 90'ını durdursa, %10'u düşse İsrail açısından zayiat. Çünkü atılan roketin, füzenin maliyeti diyelim ki $3,000. Demir kubbenin mermisinin sadece bir tanesinin maliyeti $80,000, $100,000. Yani hani insan olarak zarar vermeseniz bile bir kere İsrail'e çok ciddi ekonomik zarar verirsiniz. Olarak, evet. Yani ha İsrail Amerika'dan bir sürü askeri mali yardım alıyor falan filan. Evet tamam, askeri mali gücü de çok güçlü ama onun bile sınırı vardır bakın. Onun bile sınırı vardır. Yani İsrail ekonomisi çok ciddi tahribat gördü bu süreçte. Evet. Sadece saldırgan politikaları dolayısıyla maliyet açısından değil. Aynı zamanda mesela yedekleri de herkesi çağırmak zorunda kaldı. İsrail'in içerideki ekonomisi işte işleyişi sıkıntı çekmeye başladı falan. Aşırı dincileri de askere çağırıyor şu an. Tabii şimdi onları da çağırıyor. Çünkü yani ordu savaşma kabiliyetini, psikolojisini falan çok zedelemiş durumda İsrail ordusu. Şimdi çok ciddi oranda, çok özürüm Ceyhun Bey. Kıymetli hocam, affınıza sığınıyorum. Şöyle çok ciddi oranda savaşçı subayın emekli talebi var. Tabii. Çok ciddi oranda firarlar var ya. Bunlar bir ordunun morali üzerine çok etki yapıyor. Çoğu çifte vatandaş. Herkes şeyde ülkesine gidiyor. Değerli hocam, temas hattındaki tüm generaller istifa etti. Ya. Bak, bunlar çok önemli şeyler. Tabii. Aynen öyle. Yani şimdi bu açıdan demir kubbeyi delecek şeyler de buldular. Mesela balistiğin etkisini arttırmak için tabii ki bunu teknik olarak sormak lazım ama aklıma şöyle bir şey geliyor. Demir kubbeyi koordineli bir şekilde Hizbullah'la İran, ya diyelim ki balistik atacak. Hizbullah roketleri oyalayıp acaba balistikle vurabilirler mi? Mesela bunun çalışmasını yapabilirler mi? Evet. Mümkün mü bu mesela? Ona bakmak lazım ama tabii ki yani Amerika'nın da bu arada imkanlarını, şimdi mesela Abraham Lincoln'u gönderdiler Doğu Akdeniz'e. Geldi, görev grubuyla beraber geldi. Abraham Lincoln savunma yeteneği çok güçlü bir uçak. Uçak gemisi. Evet. Yani taarruz gücü, tamam uçaklar üzerindeki uçaklardan taarruz gücü de var ama aynı zamanda savunma yetenekleri de çok güçlü olan. Yani Amerika bir taraftan gelecek planlar açısından taarruzi gücünü tahkim ederken bir taraftan da İsrail'in savunmasına da ciddi yatırımlar yapıyor. Yani destek veriyor. O açıdan yani balistik füze atar mı? Valla şu aşamada ben çok mümkün görmüyorum. Açık söyleyeyim. Ama atarsa demir kubbeyi delebilir mi? Valla Hamas formülünü buldu. Hizbullah birkaç şey denedi, başarılı oldu. Dediğimiz gibi %5'lik bir ıskalama şeyi olduğu zaman İsrail'e ciddi tahribat verir. Evet. Şöyle bir katkıda bulunabilir miyim? Buyurun hocam. Çok kısa. Nisan ayındaki İran ve İsrail arasındaki füze atışları aslında bir nevi her iki ülkenin de birbirinin hava savunma sistemlerini test ettiği bir süreçti. Yani orada büyük tahribat veya büyük bir karşıda bir etki yaratabilme açısından bakmamak gerekiyordu. Ve test edildi. Demir kubbeyle ilgili bir katkıda bulunayım izninizle. Bugüne kadar yapılan testlerde, atılan mermilerde %90'ını imha ettiği ortaya çıktı. Ama %10'luk boşluk var. Tabii. Yani demir kubbe öyle muhteşem bir sisteme %100'lük başarı yok. Evet. Çünkü aynı anda atılan 1000'e yakın mermi üzerinde ama 7 Ekim sabahı 5000 tane atıldı aynı anda. Evet, çünkü dolayısıyla, o açık gerçekten haberlere de çok fazla konu olmuştu yani. Şöyle ki Merve Hanım, şimdi sistem şöyle. Bir tanesi önce tespit radarı çalışıyor. 7 ila 50 kilometre mesafe içerisinden yakalıyor füzeleri ve atılan hava unsurlarını, SİHA'lar, İHA'lar dahil. Onların yakalanması, komuta kontrol sistemine bildirip, onun da launcher'e bildirip havada etkisiz hale getirilmesi. Evet. Bu öbürü %100'ü böyle bilgisayar onu gibi çok kompakt bir şey olur. Bu mümkün değil yani. Demir kubbenin tabii emsalleri arasında biraz gelişmiş bir sistem. Rafael tarafından yapılmış İsrail firmasının ama katılıyorum. Yani aynı anda çok fazla sayıda değişik roketlerin atılması demir kubbeyi de felç eder, etti de zaten. Tabii. Etti. Yani hatta şunu, kendi askerlerini vurmuş galiba. En son saldırıda öyle bir haberler falan dolaşıyordu. Yani bir tanesi yönünü şaşırıp
doğrudan İsrail askerlerinin üzerine evet, falan düşürüyor. Doğru, yani doğru. Şunu biliyorduk biz zaten. Yani bir doygunluk seviyesi var demir kubbenin. Radarında ayrı, launcherlarında ayrı doygunluk seviyeleri var ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O sayıyı bilmiyoruz. Bir de tabii launcherlerin yükleme süresi noktası var. Yani bunların hepsi aslında bilinmeyen şeyler test ediliyor. Yani şöyle algılamamak lazım. Launcher'de seri halde 1000 tane mermer tık 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 atmıyor. Atıldıktan sonra onu muhakkak bir bekleme süresi olacak. İşte askeri hesaplamalarda mükemmel bir sistem değil. Yani ama beklesinler, biz mükemmelini yapıyoruz çelik kubbeyle. Çelik kubbe geliyor. Şüphesiz. Evet. Kesinlikle. Tolga Hocam, devam edelim sizinle o zaman. Siz ne düşünüyorsunuz? İran böyle bir olaya girişir mi? Yoksa balistik füzelerle sadece caydırıcılık unsuru olarak söylemle mi kalır? Ama balistik kullanmasa da diğer araçlarıyla, diğer unsurlarıyla nasıl bir yanıt verir? Önce buna cevap alayım. Ateşkesle ilgili size sormak istediğim soru da var ama önce bunun yanıtını alayım. Şimdi misillemeyi ben İran'ın kendi topraklarından yapacağını düşünmedim baştan beri. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi Nisan ayında Suriye'deki büyükelçiliği bombalandığında uluslararası hukuka göre misilleme hakkı vardı. Bunu kullandı ve doğal olarak uluslararası camiadan da çok bir cevap gelmedi. Sadece işte İsrail'i koruyacağız vesaire, yine o klasik Amerikan ve Batı söylemi vardı ama bunun üstüne çok fazla gidilmedi. Çünkü o dediğim gibi bir misilleme hakkı tanınıyordu. Ama Haniye suikasti uluslararası hukukta tam aynı karşılığı vermiyor. Çünkü baktığınızda evet, Tahran'ın merkezinde gerçekleştirilmiş bir suikast. Ama sonuçta öldürülen kişi İranlı bir siyasetçi değil. Doğal olarak İran'ın doğrudan bir misilleme hakkı olup olmadığı tartışması var. O yüzden de biraz İran'ın kendi topraklarından misilleme yapma noktasında bir adım daha geride durduğunu tahmin ediyorum ben. Tabii başka konular da var ama bu konunun da etkileyici unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kendi topraklarından daha önce denedi, işte Nisan ayında biz gece boyu hedefe vurmasını bekledik. Evet. İran, Suriye'nin. Bu da çok garip bir akşamdı. Yani işte vurmuş olmadı. Otogardan yolculadık. Şuradan 8 saat sonra alın der ki. Evet. Birlikte hatta yayındaydık burada. Sabah saat 4 sularıydı. Biz hala bekliyorduk varacak. Varacak. Yani şimdi o yüzden bu konu biraz yine aynısını yaparsa ne kendi kamuoyunu, İran'daki kamuoyunu ne de uluslararası kamuoyunu tatmin etmez. Evet. Yani yine şunu parantez içinde söyleyeyim. Tabii ki şiddetle daha artırmak gibi bir hevesle söylemiyoruz bunları. Ama sonuçta var olacak bir konu var. Onun İhtimaller üzerinden dahilinde olanları da değerlendirmek lazım ki sonrasında yani başımıza neler gelebileceğini de görebilelim. Şimdi İsrail'in hava savunma sistemi, evet biz Demir Kubbe'den çokça bahsediyoruz. Ve başarılı da, yani evet %90 dedi Sayın Hocam, %90 da iyi bir oran aslında. Muadillerine baktığınızda yine iyi bir oran ve tek hava savunma sistemi değil. İran'ın 5 katmanlı hava savunma sistemi, düzeltiyorum, İsrail'in 5 katmanlı hava savunma sistemi var. Bunların içinde Patriotlar da var. Yani farklı menzil ve irtifalara göre düzenlenmiş bir hava savunma sistemi var. Zaten karadan pek saldırı olmayacağını tahmin ettiği için tüm yatırımını hava savunmasına yaptığını da görüyoruz. Anladığım kadarıyla tabii teknik boyutunu çok bilmiyorum ama yani yani incelediğimiz boyutta gördüğümüz kadarıyla şey yapıyorum ama daha kısa mesafeden saldırılara göre çok daha manevra kabiliyeti güçlü bir demir sistem, kubbe, demir kubbe dediğiniz noktada. Yoksa İran'dan gelebilecek bir saldırı yani için Patriotlar, şunlar mesela Hamas'ın İzzettin el-Kassam Tugaylarının o roketlerini, hiç roketler için Patriot atmazlar yani. Tabii. Zaten yani onun irtifası falan çok yüksek tabii. Maliyeti de çok yüksek. Aynen. Yani bir de tabii bunun öyle bir durumu da var. Yani hava savunma sisteminin sürekli olarak beslenmesi gerekiyor. Yine burada yeri gelmişken söyleyeyim. Demir kubbe mühimmatını İsrail Amerika'da üretiyor. Ve oradan Amerika bu mühimmatı İsrail'e hibe etmek için İsrail firmasından satın alıp İsrail'e hibe ediyor. Yani burada İsrail'in katmanlı şekilde fayda sağladığı bir sistem. Onu da söylemiş olayım. Evet. Ayrıca hava savunma noktasında şimdi Ceyhun Bey bölge ülkelerinden bahsetti, özellikle Ürdün'den.
Şimdi bahsettiği şeyler doğru. Politik anlamda, diplomatik anlamda belli şartlar var. Ama bunların yanında bir de şöyle bir şey var. Bölge ülkeleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve birkaç ülke daha var sanırım. Ortak hava savunma anlaşması imzaladılar İsrail'le. Yani İsrail'e dışarıdan gelebilecek bir hava saldırısını bertaraf etmek üzere bir anlaşma yaptılar. Ve Ürdün'de aslında zaten bu anlaşmaya binaen kendi üstünden geçen füzelerin hepsini düşürdü. Çünkü bunu uygulamasa bu sefer İsrail'le arası açılacaktı. Onu da tabii bahsettiğiniz noktalarda... Bir parantez bende katkı istemedim. Olmasa. Şimdi tabii. Bu ülkelerin İsrail ile Amerika ile çok yakın olması... Şimdi birincisi aileler 60'lı 70'li yıllarda aslında bir tavır koyabiliyorlardı. İşte az önce hocamız hatırlattı. 67 Savaşı, 73 Savaşı, o Yom Kipur falan. O dönemler bir tavır gösterilebiliyordu. İşte Süveyş'i kapatabiliyordu Mısır. Tavır koyabiliyordu. Suudi Arabistan Kralı Vana'yı kapatıyordu. Petrol ambargosu koyuyordu falan filan. O kadar güzel dizayn ettiler ki. Suriye, yani İsrail için tehdit olabilecek bütün devletleri dizayn ettiler. Evet. Suriye ile Irak'ı güçsüzleştirdiler. Bakın Libya'nın hali ortada. Kaddafi tehditti. Suriye tehditti. Irak tehditti. Suudi Arabistan'ı ortadan kaldıramazlar ama işte o nedir, petrodolar anlaşmaları, şunlar bunlar falan filan. Çevredildiler falan. Şunu yaptılar, dizayn ettiler. Ve bu ülkelerde şunun farkında, güçleri yetmiyor şu an. Yani artı şunu yaptılar. İran da katkı yaptı buna maalesef. Düşündüler, dediler ki İran mı büyük tehdit, İsrail mi büyük tehdit? İran daha büyük tehdit dediler. Çünkü İran'ın politikaları da buna hizmet etti. Yani düşünün, Saddam karşıtlığı yüzünden, Irak hedefleri yüzünden Amerikan işgaline ses çıkartmalı yani. O açıdan böyle de bir durum var. Yani bunlar deyim yerindeyse hadi iş olsun ben İsrail'i destekliyorum demiyorlar. Birçok hocamız söylediği gibi şeyi var, dengesi var bu işin. Hatta Ürdün'ü de ileri karakol olarak oraya yerleştirdiler. Şimdi de istedikleri gibi kullanıyorlar. Çok kullanışlı bir aparat haline de getirdiler. Bu aileler de yani bu devletlerin tabii başındaki ailelerle tabii ilişkiler vesaire de çok farklı yerlere gitti. Bir de bize bir şey deriz, sarışın mavi gözlü danışmanlar Orta Doğu'daki. Bu danışmanlar bölgede çok fazla müdahil bu devletlerin yönetimlerine, özellikle savunma noktasındaki danışmanlarının söylediği sözlerden pek çıkmıyor bu aileler. Hı hı. O yüzden de oradan uzaklaşamıyorlar o birliktelikten. Bu da tabii yine sırf birlikte olalım diye değil. O danışmanların çizdiği rota başarılarını, güvenliklerini burada gördüğü için oradan devam ediyorlar. İşte evet. O yüzden orada oranın çözülmesi de zaman alır. Şöyle devam edeyim. Peki bu İran'dan değil nereden bir sileme olabilir? Biz hep işte vekillerinden, proksilerden gerçekleşeceğini düşündük. Ve ben açıkçası biraz bir eş zamanlı bir eylem gerçekleşir, eş zamanlı bir saldırı gerçekleşir mesela diye bekliyordum Yemen'deki ama. Mesela Yemen'deki Husiler de buna katılır mı? Yani aslında Husiler, Hizbullah, Haçlı Şabi belki yani olabildiğince fazla unsurun başka yerlerden saldırı gerçekleştirerek hava savunma sistemini de egale edip bir şekilde ulaşabilir diye düşünüyorduk ama gördüğüm o ki böyle bir eş güdümü sağlamak şu anda pek mümkün görünmüyor. Mümkün değil. Peki o zaman nereden olacak? Hizbullah yapacak belli ki bu misilleme eğer olacaksa. Orada da şimdi yine Ceyhun Bey'in söylediği o gemiler, gelen gemilerin teknolojik varlıkları çok yüksek, evet. Ama daha da önemlisi bu sefer Amerika asker getirdi. Yani bunun altını çizdi. Tabii. Daha önce sadece teknoloji getiriyordu, savunma sistemleri getiriyordu. Bu sefer binlerce asker getirdi. Tabii. Yani bu savaşma kabiliyeti neredeyse yok olmuş İsrail ordusu için çok büyük bir doz, bir nasıl diyelim, bir katkı, takviye. Çünkü şimdi ne kadar teknolojiler üstünden artık savaş olsa da evet biz şu anda mesela Lübnan'a girme olasılığını son görmüyoruz. Son sözü yine piyadeler söyler diyorsun. Onu diyecektim. Aynen öyle. Yani postalın basmadığı toprakta başarı mümkün değil, zafer evet mümkün değil. O yüzden bunun sağlanması için de Amerika'nın bu desteği verdiğini görüyoruz. O yüzden Lübnan sınırı, eğer böyle bir şey olacaksa bu Amerikan askerlerinin Lübnan sınırına gelme olasılığı yüksek. Çünkü Lübnan sınırı şu anda, şunu da altını çizelim, İsrail'in kuzeyi bomboş şu anda.
Yani oradaki şehirleri, kasabaları boşalttı İsrail. Güney'e çekti oradaki insanları. 70 bin kişi boşalttı. Sırf bu Hizbullah tehdidi nedeniyle. Ki Tel Aviv'deki eylemlerin bir kısmı rehineler içinse, bir kısmı da evimize dönmek istiyoruz diyenlerin eylemleri bunlar. O yüzden buraya girip Amerikan desteğinin, kara desteğinin buradan sağlanacağını düşünüyorum. Ve bir misilleme olacaksa yine hava unsurlarıyla ve Lübnan üzerinden olma olasılığını yüksek görüyorum. Peki. İlerleme olasılığını köşede tutarak. Evet, son 5-6 dakikam var. Tolga ben hocam, çok konuştum, isterseniz bilmiyorum ben. Yok Tolga hocam, aslında ben ateşkes konusunu sormak istiyorum. Çünkü orada bir reklam arasına gitmiştik, kesilmişti ama ben düşüncenizi merak ediyorum o noktada. Şimdi dedi ki hem Katar'da yürütüldü hem Kahire'de yürütüldü ama sonuç yok. Çünkü sürekli işte İsrail farklı planlarla, daha doğrusu Amerika'nın da desteklemesiyle farklı talepleri var. En büyük talebi de zaten Gazze'den çekilmeyelim, orada kalalım ve kağıt üstünde her şey onaylansın, bitsin. Koridorlar ne ifade ediyor İsrail için? Hem Selahattin koridoru var, hem işte Netarizm koridoru var. Bunların hepsi ne ifade ediyor? Gazze halkının geleceği ne olacak? Hamas'ın veya Filistin yönetiminin masada olmadığı bir sürece biz müzakere yönetimi ya da süreci diyebilecek miyiz? Evet. Aslında bunu ağzımızdan çıkartıyoruz ama ne kadar doğru? Şimdi bu görüşmelerin olduğu ülkelere baktığımızda Katar ya da Mısır, şimdi kolaylaştırıcı ülkelerin, arabulucu ülkelerin iki tarafa da sözünün geçiyor veya nazının geçiyor olması lazım. Artık bunu duruma göre uyarlarız. Evet. İki tarafa da bir şekilde sözünün geçiyor olması gerekiyor ki orta nokta bulunabilsin. Şimdi İsrail'e söz geçirebilecek bölgede böyle bir devlet yok maalesef. Yani dinleyecek bir aklı selim yönetim yok zaten İsrail'de. Doğal olarak herhangi bir kolaylaştırıcı devletin de bunu sağlayabileceği bir ortam yok. O yüzden aslında Katar'ın da Mısır'ın da yaptığı bilinmeze doğru bir adımdı. Keza başarılı da olamadı iki devlette. Çünkü Netanyahu yönetimi barışa yönelik bir adım atma niyetiyle oturmadı masaya. Evet. Şimdi biz şunu da gördük. Barış görüşmeleri diye başladı bu görüşmeler. Sonra kalıcı ateşkes, geçici ateşkes ve en son Amerika'nın söylediği köprü anlaşma. Yani aslında devamlı olarak vites küçülten bir durumdu. Ve en sonunda da zaten İsrail içinde de gelinen nokta Netanyahu'nun barışı istemediği, ateşkesi istemediği noktasıdır. Evet. Evet. Şimdi Haaretz mesela iki gün önce manşet attı. Netanyahu'nun önceliği rehineler değil, Gazze'yi ilhak, Gazze'de kalmak artık diye. Yani şimdi aslında bunu, yerinde korumak kendi. Çünkü siyasi kariyeri bitmiş bir kişiden bahsediyoruz. Tabii. Hakkında birçok dava açılmış, gerek bireysel gerek yönetim kademesinde. Yani üstelik şu anda uzun zamandır, yani 7 Ekim'den öncesindeki şartları bile içine kattığımızda şu anda kendisine olan güven en yüksek noktada, destek en yüksek noktada. Bunu bu şekilde tutmak istiyor doğal olarak. Bu savaşı olabildiğince uzatarak da bunu kullanmak İsrail istiyor. İsrail siyasetinde de şu an parlamento tatilde olduğu için çok fazla deyim yerindeyse ayrı kutu da yok şu an. Kendisini parlamentoda eleştirecek onların parlamenter sistemine göre bakıldığında. Doğru. Knesset'te yani, tatilde çünkü şu an. Tamamen hükümet olarak karar alıyor. Orada da zaten yetkiyi aldığı için, hükümetten de yetkiyi aldığı için tek başına karar alıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. İşte bu bahsettiğimiz Netanyahu'nun siyasi şartları İsrail'in içerisinde 7 Ekim'den önce örneğin orduyla da arası açıktı. Yani ordunun Netanyahu'yu istemediği noktasında biz 7 Ekim'den önce konuşuyorduk bunu. Hatta yani İsrail'de orduyla hükümet arasındaki gerilimlerden vesaire bahsediyorduk. Ama bugün ordunun tam yönetimini eline almış bir başbakan olarak Netanyahu. Yani bugünkü şartları hem dünden ve 7 Ekim'den önce çok daha iyi kendi siyasi kariyeri için. O yüzden de zaten Amerika'nın da her şartta İsrail'in arkasında olduğunu biliyoruz. İşte bu seçim dönemi ayrı bir alan açtı tabii. İki tarafı da konuştuk. İsrail politikası değişmiyor Amerika'nın. Ama bu sefer şöyle bir şey oldu.
iki taraf da bunu anlamlı hale getirecek başka bahaneler buldular. Demokratlar da, Cumhuriyetçiler de. O yüzden aslında daha da katı bir destek haline geldi. Ve o yüzden de bu görüşmeler ölü doğdu ve mümkün olmayacak bir noktaya geldi. Bu koridorlar konusu zaten İsrail'in bölgeden çıkmayacağının ifadesi. Çünkü işte Selahattin... Orada Netzarim'i de genişlettiği yönde uydu fotoğrafları var daha bugün yansıyan. Yani, Netzarim'i de genişletiyorlar şu an. Hem toprak olarak orayı denetliyor olması zaten başlı başına küçük bir bölge olan Gazze'de önemli. Hem de tam ortadan Gazze'yi keserek aslında bir nevi kontrolü de eline almış oluyor hem kuzeyde hem güneyde. Zaten Selahattin Koridoru'nu alırsa Mısır'la olan ilişkisini tamamen kesecek Gazze'nin. Doğal olarak o nefes alabildiği tek noktayı da kapatmış olacak. Ve üstelik burada şöyle de bir durum var. Selahattin Koridoru'nu ele geçirmesi, orayı artık kendi üzerine alması demek Mısır'la olan ilişkilerin, Mısır'la olan sürecinde başka bir yere evrilmesine neden olur. O işte az önce Ceyhun Bey de sanırım söyledi, bölgede Sina'daki yapılanmalar var. Mısır yönetimi buraya zaten hakim olamadığını itiraf etti. Evet. Sina'daki güvenliği sağlayamadığını. Bu şartlarda buradan gelenin geçenin de kontrol edilemediği bir noktada bölgede işte Lübnan dedik ya ilk hedef olarak önemliydi bölgeyi karıştırmak için. Ama Mısır gibi önemli bir devleti de bu vesileyle güçsüz kılmak, imajını sarsmak ve hatta belli bölgelerinde istikrarsızlık yaratmak yine dönüyor dolaşıyor Netanyahu'nun bölgesel çatışma ortamını yükseltmesine neden olacağını görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Tolga Hocam. Değerli katkılarınız için vakit ayırdınız, programımıza iştirak ettiniz. Teşekkür ederiz. Ceyhun Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Çağlar Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sizi yorduk da hatta. Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey çok teşekkür ediyorum sizlere de değerli katkılarınız için. Vakit ayırıp bizlere eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, Dış Hatlar programının sonuna geldik. Birçok başlığı değerlendirdik aslında. Özellikle Hizbullah, Lübnan, İsrail ve İran gerilimi ve Amerika'nın dahlini de konuştuk bu sürece. Noktalayalım, hoşça kalın.